ETV'de 7. gün başlıyor. ETV'de 7. günün bugünkü konusu sivil toplum kuruluşlarının referandum koordinatları. Konuklarımız sivil toplum kuruluşu örgüt temsilcileri Sema Özdiyar Yıldırım. Değil mi? Evet. Sema Özdiyar Yıldırım, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası. Yine SES'ten Metin Demirel, Eğitim Senden. Eğitim sen. Eğitim Senden düzeltiyorum. Metin Demirel, Metin Demirel de Manisa il temsilcisi Eğitim Senden. Eğitim sen şube başkanı. Şimdi biz şube başkanı olaraktan, biz burada işte yaklaşık 15 gündür politikacılarının hep 18 maddeyi konuştuk, tartıştık burada ne getirecek ne götürecek ama benim de o konuştuklarımdan çıkan işte biraz da izlediklerim ama 18 maddenin içerisinde işçilere, emekçilere, emeklilere, Memurlara. dar gelirlilere, memurlara, işte küçük üreticilere yönelik hiçbir şey yok. Köylüye yönelik bir şey yok. Yani buradan çıkan bir insanlar işte onların üzerinden milli iradedir, işte halktır giderekten onların üzerine biz onlar için anayasa yapıyoruz derken halbuki anayasa meclisteki milletvekillerinin birbirine kavgasıyla önüne getiren listeleri onaylattılar. Yani o dönemde işte sizin gibi sivil toplum kuruluşu örgütlerine işte KES gibi bunun temsilcileri bir araya gelerekten eğitim konusunda siz ne diyorsunuz? İşte çalışan işçileri, sendikaları bir araya gelerekten çalışma koşulları konusunda siz ne diyorsunuz? İşte biliyorsunuz son günlerde artan iş cinayetleri var. Yani sendikasız çalışan milyonlarca işçi var. Bunlardan söz edilmiyor. Ama işçilerden, emekçilerden oy isteniyor. Referanduma gidin, oyunuzu kullanın. İşte seçin diye evet veya hayır deyin diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Sizden başlayalım. Tabii ben sağlık dalındaki yıkımdan bahsetmek istiyorum, yıkım diyeyim. AKP hükümetinin 11 yıllık iktidarı dönemi boyunca sağlık hizmetinde bir sağlıklı dönüşüm projesi uygulandı. O dönüşüm projesi sonunda bugün gelinen noktada her şeyin özelleştirilmesi, hatta bu referandumdan sonra bizim de taşerona dönmemiz söz konusu. Yani 4A kadrosu kalmayacak Türkiye çapında. Sadece kolluk kuvvetleri, asker ve polisler 4A kadrosunda kalacak devlet memuru olarak. Geri kalan akademik kadro, doktor, hemşire ya da işte öğretmen ne derseniz herkesin 4C'li yani sözleşmeli olacağı bir geçişin son basamaklarındayız, son adımlarındayız. Dolayısıyla güvencesiz çalışma bugün sadece fabrikalarda işçiler için değil, artık bizim gibi devlet memuru olup sosyal hizmet anlamında ya da sosyal devlet anlamında devlet memuru statüsünde çalışan kişiler için de artık geçerli. Yani artık bizim için de işsizlik kapıda olabilir. Ya da şeye bakalım. Yani şimdi bizden evet mi hayır mı cevabı bekliyor ya Evet. iktidar. Biz onlara evet mi hayır mı demeliyiz bir düşünmeliyiz. Bundan siz bilirsiniz. Gençler çok hatırlayamayabilir ama bundan 15 sene önce biz muayene ücreti ödemezdik. Ya da gittiğimiz zaman eczaneden ilacı aldığımız zaman ilaç farkı diye bir şey çıkmazdı bizim karşımıza. Ya da SSK diye bir sistem vardı. Kendi ilacını kendi üretirdi. Yani bu son derece mükemmel bir şeydi. Kendi ilacını kendi üretir, hastayı iyileştirip öyle taburcu ederdi. Ama şimdi televizyonlarda mesela mesela Cumhurbaşkanıdır, Başbakanıdır veya diğer bakanlar çıktığı zaman da bir 15 yıl öncesine gidin eczanelerden ilaç alamıyordunuz, işte kuyruklarda bekliyordunuz ama şimdi bak sağlık Az önce seyrettim öyle. haberlerinizde, evet. Ama öyle değil işin aslı. Bugün bizden sınırsız sayıda hasta bakmamız bekleniyor. Randevu sistemiyle randevu vereceğiz. Herkese işte kapıda bekletmeden bakacağız deniyor ama bunun yanında da hasta sınırlaması yapmamızı istemiyorlar. Ve biz oturduk hesapladık bir hastaya 3 dakika düşüyor. Yani 3 dakikada muayene olursanız inanın kalitesiz muayene olursunuz. Çünkü sizi doktor dinleyemez, siz de onun söylediklerini anlamazsınız. Bugün
bugün demeyeyim yani son zamanlarda hastanın eline tüpü veriyoruz. Bunu al laboratuvara götür diyoruz. Hasta alıp onu kan almaya götürüyor. Yani ilginç bir olan bir şey anlamıyor. Sema Hanım, ben hatta bunu Denge gazetesindeki köşemde de yazdım, dile de getirdim. Şimdi ben tesadüfen ultrasyon çekiliyor, oraya gittim. Biz sekreterin yanında 5 kişiyiz. İşte bir bez perde var, o tarafta doktor, başka bir bayan hastaya bakıyor. Evet, 3 bölme. He, bakıyor, şimdi biz orada onun ne dediğini biliyoruz. İşte sol memede bilmem ne kadar kis, sağ memede bilmem ne var. İşte evet. Konuşuyor, biz de orada 5 kişiyiz, sıra bekliyoruz. Siz de duyuyorsunuz. Mesela. Bekliyoruz. Sekreter de orada bilgisayara yazıyor. Evet. Neyse, bayan çıktı, ben oradaki doktor hanımın yanına gittim. Dedim ki, sizin dedim böyle bir hakkınız var mı dedim. Orada bak siz ne söylediğiniz biz duyuyoruz. Evet, insan mahremiyeti diye bir şey var. Yani bizim yanımıza. Yani sen de o dedi terimlerden anlıyor musun? Dedim ki bil ki ben Latince anlıyorum veya bil ki doktorum, bil ki bilmem neyim. Yani anlayıp anlamamış şeyler. Şimdi memede kis var deyince ben bunu anlıyorum ama kisim bilmem neyini anlamayabilirim Latince şeyini. Anlayan da çıkabilir. Şimdi normalde hasta mahremiyeti var. Siz yalnız alıp onun şey yapmak zorundasın. Yani orada çıkan bayan işte bir başkasının kız olabilir, tanıdık olabilir, gelin olabilir, işte arkadaş evet, olabilir. Bilinmesini istemiyor onun olabilir. Onun bilinmesini istemiyor olabilir. O kadar insanı dinlemesi. Sonra da doktor hanım şey dedi. Ya biz böyle yaparak yetiştiriyoruz. Başka türlü yoktur. Ben de onu diyeceğim. O da haklı yani baktığında. Siz haklısınız. İnanın biz de o hizmeti vermek istiyoruz. Biz de o kalitede 20-25 dakika bir hastayla oturup dinleyelim. Biz ona anlatalım. O da gerçekten probleminin ne olduğunu, hangi aşamada ne yapacağını, nasıl sorunlarla karşılaşacağını, belki psikolojik yanı var, konuşmak istiyor sadece. Belki bunları yapmak gerekiyor ama yemin ediyorum buna vakit yok. Yani sizin beklentiniz çok insani, bizim beklentimiz de herkese hizmet verme. Ama şey yani doktorun yanına girdiğinizde de yani birçok hastayı birden alıyorlar mesela muayenehaneye. Yetişmiyor. Yetişmiyor bir de yani doktorun zaten çalıştığı alan sağlıksız bir alan. Yani sağlıksız. Koşulları zaten kötü koşullarda çalışıyorlar. Evet ama bir özel muayene odası olsa çok daha sağlıklı olur. Yani bunu para karşılığı hizmet verildiği özel hastaneler var, isim vermeyeyim. Oralara gittiğiniz zaman sizi kapıda karşılıyorlar. Oo hoş geldiniz yapıyorlar. Ama bunun üstüne adım attı parası, muayene farkı, 60 liralık tetkik 90 lira olduğu için 30 lira ekstra fark. Neyse, bunları ödüyorsunuz. Şimdi şey, tabii sizin o tartışmayı var, bir tarafa ödersiniz. Koyalım. Biz referandumda nasıl etkileneceksiniz, yani ne yapacaksınız oraya gelelim. Yani benim şikayetim o. Yani benim şikayetim bunlar başımıza geldi. Yani o iş dediğiniz gibi bir deniz konuş bitiremeyiz. Ama bizim başımıza bunlar geldi. Biz itiraz ettik. Çok uğraştık bu uygulama hayata geçmesin diye. Ama çok da önüne geçemedik. Dediğim gibi şu anda yüz yüze olduğumuz şey hepimizin güvencesiz çalışması. Onu görmek üzereyiz. Referandumu bekliyoruz. Onun ardından sene bitmeden başımıza gelecek şey o. Yine bir sonuç olarak yine sosyal güvenliğin sona ermesi. Sosyal güvencemiz bitecek. Ne olacak? Hepimizi zorunlu bireysel emeklilik sigortasına geçirmek istiyorlar. Nisan ayında biz buna geçeceğiz. Çoktan hazırlığını yapmışlar. Çoktan geçmiş. Kötü mü bu? Bir emekliğiniz daha olur işte. Dinleyin ama nasıl oluyor? Şimdi biz itiraz etmek istiyoruz. Sonuçta 41 yaşındayım ben. 45 yaşından sonrakileri zaten çıkartmışlar da. 56 yaşından önce o paraya dokunamıyorsunuz. 10 yıl içerisinde bozdurursanız para kendi şeyini faizini ödediği için sizin elinize para geçmemiş oluyor. Dolayısıyla ödediğiniz para gerçekten işinize yarayacak mı, yaramayacak mı? Ya da siz o kadar yaşar mısınız? Şüpheli. Bu süre zarfında peki sizin paranız ne olacak? Veya onların sistemi o kadar yaşar mı? Evet, sistem o kadar yaşar mı? Peki benim param kimin kaynağına gidecek? Hemen ona bakıyoruz. Bundan bir ay önce hızlıca açıldı kapandı varlık fonu. Varlık fonu var, sanki çok zenginmişiz gibi bir varlık fonu oluşturuldu ve Ziraat Bankası gibi, Halk Bankası gibi kazanan birçok kuruluş oraya devredildi. Biz şimdi öğreniyoruz, değişik kurumlardan arkadaşlarla konuşuyorum, zorunlu bireysel emeklilik sigortası için hangi kurumla anlaşılmış diye. Ziraat Bankası, Halk Bankası. Yani akıbetinin ne olduğunu bilmediğimiz, her an belki satılacak. Ya da başkasına devredilecek. Sonuçta varlık fonu tarafından idare ediliyor artık onlar. Oralara geçecek. Yani bizden zorla kesilen bireysel emeklilik sigortası varlık fonunu beslemek için verilecek. Ben sermayeyi beslemek zorunda mıyım? Ben oysa ki sosyal güvencesi olan devlet memuruyken
sermayeyi beslemek üzere zorla maaşımdan para kestireceğim. Yani biz buna hayır diyoruz. Evet diyecek miyiz yani biz buna? Hayır diyoruz yani. Bakın size bir hayır sebebi hayır, daha çok buldum. Sizin hayırınızla orada durun. Hayırlı gene. Metin Hocam'a geçelim. Hocam, sağlık emekçilerinin öyle sorunları var. Eğitim emekçilerinin de kat kat daha sorunları var. Hemen hemen aynı sorunlar var. Siz bu referandumdan nasıl etkileneceksiniz? Referanduma karşı nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Biraz önce arkadaşımla konuştuğum gibi aynı şeyi de size söyleyeyim. Yani bunun içerisinde işte emekçileri, işçileri, köylüleri, üreticileri ilgilendiren bir şeylerin olmadığını söylüyorlar sendikacılar da. Bunun için de mücadele ediyorlar. Bunun için de hayır diyoruz diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Sizin de bir görüşlerinizi alalım. Evet. Öncelikle bu fırsatı bize verip buraya davet ettiğiniz için hem sizin nezdinizde ETV yayın kuruluşuna teşekkürlerimizi sunuyoruz. En azından sözümüzü topluma duyurma konusunda sunduğunuz katkı nedeniyle. Ben genel bir perspektif önce çizip sonra birkaç detaya da inmek buyurun istiyorum. Hocam, özellikle şu yazımızı özellikle göstermek istiyorum. Bir yakın çekim alabilir miyiz arkadaşlar? Bizim referandumda eğitim emekçilerinin en fazla hayır demesine neden olan uygulamaları biz Ankara'daki Eğitim Sen Genel Merkezi de değil, Eğitim Sen Manisa Şubesi olarak 4 ayrı başlıkta buraya bildirdik. Detaylarına ve farklı alanlarına da değineceğiz. Ancak öncelikle iş güvencemizin elimizden gitmesi birincisi, yani bizim hayır dememizin en önemli nedeni budur. İş güvencemizin elimizden gitmesi. İkincisi de ekmek kadar, su kadar, hava kadar insanın yaşamında gerekli olduğuna inandığımız laik ve bilimsel eğitimin ve yaşamın tasfiyesi uygulamalarının 15 yıllık AKP hükümetinde bugüne kadar geldiği nokta ve bundan sonra gideceği nokta. Bilimsel, demokratik ve laik eğitime ortadan kaldırılması korkumuz ve endişemiz vardır. İkincisi, şöyle bir dönemde olağanüstü hal koşulunda referanduma gidilmesi bir sefer başlı başına bir sıkıntı. Kanun hükmünde kararnamelerle bu ülke yönetiliyor ve bu kanun hükmünde kararnamelerle işinden, ekmeğinden etilen dünyaca kamu emekçisi var. İhraç edilmiş ve olağanüstü hal koşulunda hakkını bile arayamıyor. Ve biz Eğitim Sen olarak keskin içerisinde ihraç olmuş kamu emekçilerinin 11. haftasını bu cumartesi yaptık. Manisa Merkez Manolya Meydanı'nda 11 haftadır işinden, ekmeğinden edilen kamu emekçilerinin geri iade edilmesi talebiyle oturma eylemi yapıyoruz. Her hafta mı yapıyorsunuz? Her hafta yapıyoruz ve hangi bu Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Hangi gün yapılıyor? Cumartesi günleri. Cumartesi. Saat 13'te Manolya Meydanı'ndayız. Basın da gelip haber olarak sunuyor zaten. Cumartesi anneleri gibi siz de cumartesi günü şeye çıkıyorsunuz. Şimdi bu işin siyasal tarafı. Evet. Ekonomik anlamda biraz önce işçi sendikalarından siz de bahsettiniz. Şimdi siyasal anlamdan ekonomik anlama geçince, yani bir baktığınızda bu da normalde ekonomik, sosyal bu da ekonomik mücadeledir. Tabii ama ki. Şimdi evet diyeceklerin de sorunu aslında bunlara baktığınızda. Evet, evet, zaten bugün burada anlatmaya çalıştığımız şudur. Hiç kimse siyaseten ben işte AKP'liyim, ben MHP'liyim, ben CHP'liyim, ben işte HDP'liyim veya ÖDP'liyim, MHP'liyim diye... Sosyalistim, komünistim diye. Komünistim, sosyalistim diye bak, Aleviyim, Sünniyim diye bak. Herkes kendi sorunu açısından bakacak. Herkes. İşçi, bir insan AKP'li işçi olur, olur. CHP'li olur, MHP'li olur, olur. Ama artık siyasi parti kimliklerimizi bir kenara koyacağız. Bu referandumun sonucunda eğer hayır olursa ne olur? Evet olursa ne olur? Benim bundan çıkarım ne? Diye düşünecek. İnsan AKP'li de olabilir ama buradan çıkan bir evetin o AKP'li emekçinin bundan sonraki hayatına etkisinin ne olacağını görmesi gerekiyor. Yani sadece ben gözümü yumdum, şu siyaseti tutuyorum, onlar bana evet de diyor, ben de diyorum. Bu sizi ucu bucağı görünmez boşluklara ve karanlığa götürürse ne yapacaksınız o zaman? Şimdi
bütçe. Sermayeye emekçiden al, sermayeye ver uygulaması izliyoruz. Biz 15 yıldır bu ülkede AKP iktidara geldiğinden beri, örneğin işçiler açısından söylüyorum. Biz evet memuruz, kamu emekçisiyiz ama işçiler açısından durum şudur. Ben 2012 yılında Manisa'ya geldim. Manisa'da fabrikalarda işçilerin işçi sendikalarına üye olması sürecinde bizzat yardımcı olmaya çalıştım. Aktif oldum. İşçilerin sendikalaşmak ve işverene karşı haklarını savunmakta materyaldir sendika. O materyali çok etkili bir şekilde kullansın istedim. Ama neyi buldum? 1500-2000 işçinin çalıştığı bir iş yerinde sendikaya üye olan herkesi fabrikanın patronu işten attı. Evet. Sendikalaştığı için attı. Bu hükümetler sermaye ile emek arasında ortada bir yerde durup emekçinin haklarının yenmemesi için de müdahale etmesi gereken yapılardır. Ama bu kadar işçiye fabrikanın önünde eylem yapıyorsun diye emniyet güçleriyle, kolluk güçleriyle işinden atılmış işçiler fabrikanın önünde neden beni atıyorsun diye eylem yapmaya kalktığında oraya kolluk güçlerini yığıp o işçinin fabrikaya sanki zarar verecekmiş gibi önlemeye çalışan devletin, AKP hükümetinin, fabrikada çalışan işçinin işten atılırken, sırf sendikalaştığı için işten atılırken neden işçinin yanında olmadığını sorgulamak istiyorum ben. Bu işçi de bunu sorgulamalı. Çünkü o işveren seni kapının önüne koyarken devletin görevi müdahale etmektir. Bu örgütlenmek, sendikalaşmak bu işçinin hakkıdır. Ama sen bu hakkı bu işçiye vermiyorsun, kapının önüne atıyorsun diye o işverene devlet yargısıyla, siyasetiyle, yönetimiyle hesap sormalıdır. Ya, maalesef sormuyor. Belki de AK Parti işte bu dönemde şimdi, biz bu işçi haklarını veremiyorduk, sendikal haklarını veremiyorduk. Böyle imkanımız yokturdu. Referandumundan daha iyi bir şekilde vereceğiz diye. Şimdi geçmişine bakmak lazım. Bir uygulamanın kim ne uygulaması yapıyorsa bunun bugün ne değil. Geçmişine bakmak lazım. Biz şunu gördük. Bu ülkede şu anda bir işçi iki ayrı sendikaya üye olur. Kanunen bu hak vardır. Bir işçi A sendikasına da B sendikasına da üye olur. Ama bir tanesine üye oldu diye kapının önüne koyarken işveren işçiyi hükümet ne yapıyor? Hükümet sadece sayın seyirciler durumunda. Ama o işçi fabrikanın önüne eyleme gittiğinde aman fabrikaya belki zarar verir diye gücünü sermayenin yanında bir şekilde işçi işverene zarar verir endişesiyle oraya konuşlanıyor. İşte işçi bunu görmek zorunda. Referandumda evet ya da hayır diyecekse kendi haklarını kullanma konusunda bugüne kadar sen ne kadar destek oldun da bundan sonra nasıl destek olacaksın şeklinde yorumlamalı. Ama biz kamu emekçileri alanına yönelmek istiyorum. Konuşacağımız çok şey var. Sırayla gidebiliriz. Bir de zaten Manisa için işçiler, emekçiler çok önemli. Bir sanayi kenti. Biraz önce dediğiniz gibi yani Manisa'da 10 bin, 5 bin işçi çalıştıran yerler hala sendikasız işçi çalışıyor. Kölelik koşulunda çalıştırıyorlar. Yani orada mesai saatleri 12 saat, 12 saat çalışan işçiler var. Mesaiye kalmadığı zaman kapıya konulan işçiler var. Yani iş güvenliği yoktur. O anlamda sosyal, siyasal sorunları var işçilerin. Şimdi Metin Hocam şeylere değindi. Yani kendi açısından genel bir toparlama yaptı. Güzel de bir toparlamaydı. Yani burada işte kamu emekçileri adına olsun, işte işçiler, emekçiler, diğer alanda çalışan, tarımda çalışan işçiler adına olsun bir sorun var. Yani biraz önce dediği gibi mesela bizim eğitim sorunumuz var. Şimdi sağlık sorununu 15 sene önce dayandıraraktan bugünü göstermek yanlış. Hiçbir şey 15 sene öncesine şey edilmez. Yani 20 sene önce tünelleri şeyle, çapayla, dozerle kazıyorlardı. Şimdi makine geliyor, burgusu var, giriyor. Yani saatte bilmem kaç metre tünel kazıyor. Yani teknoloji gelişiyor. Şu iPad'ler işte 15 sene önce hayatımızda yokturdu, şimdi var. Yani şimdi karşılaştırırken de hastaneler 15 sene önce böyleydi. İşte hastanelerde kuyruklar vardı, ilaç bulunmuyordu, bilmem ne yapıyordu. Bugün de böyle. Yani o zaman karşılaştırıyorsam bugünkü teknolojiyle hastaneleri karşılaştır veya sağlık konularını bugünkü teknolojiyle karşılaştırmak gerekiyor diyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yanılıyorsunuz diyorum. Çünkü
Eskiden para ödemiyordunuz, şimdi ödüyorsunuz. Yok şey diyorum, nasıl sizin açınızdan demiyorum. Bak, şeyi sorumu iyi anlayın. Şimdi mesela bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanı çıkıyor konuşuyor ya. 15 sene önce hastanelerin önünde kuyruk vardı, şimdi yoktur diyor. 15 sene önce işte ilaç bulamıyordunuz, şimdi var diyor. Yani bunları diyorum. 15 sene öncesine dayandıraraktan o yapılmaz. Şimdi de ama baktığınızda yani biraz önce hastanelerden konuştum ben. Şimdi gelişmiş ülkelerde veya medeni toplumlarda işte hastanelerde bir doktorun yanında aynı muayenenin içerisinde 3 metrekare yerde 5 tane hasta birbirinin hastalığını duyaraktan oturmaz. Veya işte kalkıp mesela şu bile çok kötü ya. Yani dünyanın hiç yani Orta Doğu'da bir de Türkiye'de var. Yani gelişmemiş ülkelerde var. Refakatçi diye bir sistem yoktur. Yani hastanede 50 tane hasta varsa 50 tane de refakatçi var. O refakatçi ne kadar sağlıklı veya refakatçi nasıl korunacak o hastaneden? Yani o zaman hastanenin varsa refakatçin niye var? Veya işte orada çalışan hemşirelerin, işte hasta bakıcıların yaşam koşulları, sağlık koşulları, çalışma koşulları. Yani bunu 15 yıl önce dayandıraraktan anlatmak şimdi iyi demek mantık değil. Yani şimdi o zaman işte ayağında lastik terlik vardı, şimdi CO terlik verdin diye bu gelişme olmuyor diye düşünüyorum. Şimdi 15 senede çok fazla şeyler değişmiyor. Ön yargılarımız ya da bakışımız. Yani Türk toplumunda hasta ziyareti diye bir uygulama var. Yani hastayı ziyaret etmezse ayıp sayılıyor. Ama bizim için de zinhar uygunsuz bir şey. Yani onu hastayı saatler ziyaret. Olur, iki saat, yani bir saat. Kesinlikle istemiyoruz. Gider. Odaya girmesini istemiyoruz. Odaya çünkü üzerinde onu hasta etmeyen ama vücut direnci düşük olan kişiyi hasta edecek bakteriler, virüsler var. Ama biz bunun önüne geçemiyoruz. Şimdi 15 sene de bu böyleydi. Konuşurdu. Bugün de böyle. Onu değiştiremedik. Şimdi 15 senede ne değişebilir ne değişmez. Ön yargı değişmiyor kolay kolay. 100 yıl geçmesi gerekiyor. Ya da o da birbirine bağlı işte eğitim sorunu. Yani insanları bilinçlendirdiğinizde tabii eğitim onun tabii değişir. Böyle bir kaygınızın olması gerekiyor. Hı. Ben toplumumu geliştireyim, ilerleteyim. Yani. Bilimin çerçevesinde ilerleyeyim demeniz gerekiyor ama siz bilim adamlarını üniversiteden ihraç ediyorsunuz, atıyorsunuz barış imzacısı diye ama bir hocayı YÖK'ün başına getiriyorsunuz. Dolayısıyla size bir hayır daha çıktı. Tabii eğitim akademik eğitimde yani şimdi ama bizim üniversiteler biz üniversite hastanesinde çalışıyoruz. Bizim için hocalar da bizim bir parçamız. Dolayısıyla bilimsel eğitim de bizim bir parçamız. Şimdi siz ilaç konusuna da girdiniz. Yok ben ilaç konusuna girmiyorum. Siz kendiniz bu referandumla ilgili anlatın. Metin hocamın da eksik kalan yerleri var. Onlardan buyurun, da bahsetmek istiyorum. Şimdi eskiden gittiğiniz zaman eğer kolesterolünüz yüksekse size ilaç yazarlardı. Gidip ilacınızı kullanırdınız. Şimdi bir rakam talep ediyor laboratuvar tetkiğinizde. Eğer rakamınız o rakamda değilse ilacı yazdıramıyorsunuz. Hı. Yazdıramayınca ne yapmanızı istiyorlar sizden? Balık yağı içmenizi. Balık yağını kim satıyor acaba? Yani çok ciddi bir balık yağı satışı var ortada. Yani peki bu kural niye çıktı acaba? Balık yağı satılsın diye mi? Siz ilaç kullandığınız sürece değeriniz o kadar yüksek olmayacak. Mecburen balık yağı içmek zorundasınız. Parayla alacaksınız. Hmm. Yani sizin görmediğiniz aslında bazı aksaklıklar var. Onları söylemek istiyorum. Ya buyurun. Da ilacı içeriği aynıdır. Biz o ilaç içine çok girmeyelim de bu referandumla ne yapacağız onu bir şey yapalım. Yani, hani o sağlık sorunu başka bir zaman yaparız onu. Aksaklıkları çok. Şimdi şeye de bahsetmek istiyorum. Şimdi sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlardan, veya sizin sendikanın çalışması, evet hayır çalışması. Evet bizim de hayır çalışmamız var. Ama şöyle de bir sıkıntımız var. OHAL çerçevesi içerisinde bir referanduma gidiyoruz. Dolayısıyla OHAL'in izin verdiği, vermediği bir sürü şey var. Miting yapamıyoruz ya da toplantı yapamıyoruz ya da onlar için izin almamız gerekiyor ama nedense hiç izin verilmiyor. Bir sürü sıkıntı yaşıyoruz ama kendileri referandum çalışması için Hollanda'ya da Almanya'ya gittiklerinde izin alamadıkları zaman buna faşizm diyorlar. Ama biz de şu anda aynı koşulları yaşıyoruz. Yani izin alamıyoruz. Bir Hollanda'da türlü Almanya'da gerçekleştiremiyoruz. İzin alamaması değil. Yani yasalara uymadığı için. Şimdi yasa dışı bir izin istedi. Şimdi orada onlar yasalara uymayan izinler istediler. O Almanya, Hollanda'da vermedi. Ama yani orada neydi? Demokrasi yoktur ben, diye değil. Ben basın açıklaması ya da mitingimi yapamayacak mıyım? Bu bir faşizmdirdi açıklama, öyle değil mi? Ha, dolayısıyla eğer siz bu istediğiniz eylemi gerçekleştirememeyi faşizm olarak
görüyorsanız biz de şu anda ondan muzdaribiz. Onu söylemek istiyorum. Bak, şey diyor ki şimdi baktığımızda ben ona biraz yani kendim de Avrupa vatandaşı olduğum için orada biraz şey yapayım. Şimdi Almanya'nın söylediği diyor ki bak bu ülkede diyor gelip diyor konuşabilirsiniz. Avrupa'da yapabilirsiniz, toplantılar yapabilirsiniz, miting yapabilirsiniz ama burada bizim yasalarımız var değil mi? Bizim yasalarımıza uygun olarak yapabilirsiniz diyor. Yani şimdi hep tartışılıyor mesela biz de Bulgaristan'dan gelen parti temsilcilerine Türkiye şey vermedi, Yunanistan'dan gelenlere vermedi. O da diyor ki Türkiye'de benim diyor anayasamda böyle bir şey yoktur. Düşünün işte şimdi Suriye yarın seçime gitse, Esad gelse burada şey yapsa, miting yapsa 3,5 milyon şeyim var diyecek. Ama Almanya'ya da baktığında diyor ki ben diyor mesela sen Almanya'ya geleceksin diyor, tek parti iktidarı diyeceksin diyor, koalisyonlar istikrarsız diyeceksin diyor. Benim diyor ülkemde 68 yıldır koalisyon hükümeti var diyor. 68 yıldır Almanya'da koalisyon hükümeti var. Şimdi baktığında Almanya nedir? Dünya devlerinden birisi. Yani dünyanın en gelişmiş zengin ülkelerinden birisi. Şimdi oradaki insanlara sen gidip işte tek parti iktidarının koalisyonların istikrarsız olduğunu nasıl anlatacaksın? Hı hı. Türklere nasıl anlatacaksın? Veya işte orada idamı nasıl tartışacaksın? Yani o ülkede idam yasak. Yani diyor ki yani bu kurallar içerisinde buradaki insanlar burada yaşıyor. Sen konuşmanı yapacaksın, çekip gideceksin. Ama o insanlar burada büyüyecekler. 18 yaşındaki genç burada büyüyecek. Yani burada yaşayacak. O zaman yarın işte tek parti hükümetini şeyde de isterse, Almanya'da da isterse. Yani onların da kendilerine göre kaygıları var. Yani şimdi. Yani orası orada bir parantez açalım da. Başka bir konuda. Demokrasi konuda. Metin Hocam istersen biraz da böyle sizle şey yapalım. Yine o şey yaptığınız yerden, bıraktığınız yerden devam edin. Evet orada kamu emekçilerinde emekli olma hakkı diye bir hak var. İşçilerde de kıdem tazminatı denilen olay var. Emekli olan bir işçi emekli olduğunda birikmiş olan paralarının alınması kıdem tazminatı adındadır. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Birçok işçinin çalışırken işten atıldığında, işsiz bırakıldığında kıdem tazminatı, işsizlik tazminatı, maaş, aylık yani boş günler için devletin ödediği aylık olayı var. Şimdi burada bir fon var. Yani bu işte işçilerden birikmiş paraların biriktirdiği fon. İşsizlik fonu. Bu işsizlik fonunda biriken paralar resmen işverene, TÜSİAD ya da MÜSİAD üyelerine ya da hükümetin farklı amaçlarla kullanımlarına gider iken işçi için biriktiği halde işçiye verilen pay yarısı değil, dörtte biri bile değil. Yani bir fon var, para biriktiriyorsunuz. Sırf işçi işten atılırken, o da işçinin maaşından keza keza biriktiriyorsunuz. Sonra o parayı işçiye vermek yerine işverene veriyorsunuz. Yani işçi burada artık referanduma giden işçi, evet ya da hayır derken, hangi siyasi partiye tarafsa o gözle bakmayacak. Diyecek ki, ben bir işçiyim, ben çalıştığım iş yerinde haklarım bunlar. Ama bu hakkım bana verilmiyor. Kim tarafından? Şu andaki siyasi iktidar tarafından. Ve şunu da söylemek lazım. Ya 15 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti, başbakanıyla, cumhurbaşkanıyla, hepsi. Ya sen neyi yapmak istemedin de 15 yıldır yapamadın, hala daha fazla yetki istiyorsun. Hala daha fazla yetki. Nedir sorun? Şu anda 15 yılda geldiğimiz nokta, bütün konu komşularıyla ülke olarak sorunlu hale gelmiş bir Türkiye. Avrupa'yla sorunlu hale gelmiş bir Türkiye. Türkiye'nin içerisinde, ülkenin içerisinde kendisi gibi düşünmeyen herkesle sorunlu hale gelmiş bir iktidar. Bu kadar güllük gülistanlık bir şekilde yaşanacak ülkeyi bu kadar tartışmalı hale getirip sonra da herkesi düşman ilan edip ben daha fazla yetki alırsam bunların hepsinin kökünü kazıyacağım, susturacağım mantığıyla referanduma gidemezsiniz. Bu sağlıklı bir ortam olmaz. Ha, gelelim şimdi bu genelle ilgili konuştuktan sonra biz eğitim emekçisiyiz. Öğretmeniz. Bir ülkenin geleceğinde hem öğretmen açısından hem kamu emekçisi açısından hem de çocuğu okulda eğitim alan bir veli olarak hayata baktığımda referandumda evet demek için bir tek gerekçe göremiyorum ben. Nasıl mı? Şöyle. Okullarda 15 yıldır derslerin müfredatı tamamen bilimin dışına çıkarak
tamamen iktidarın ideolojik hedeflerine ulaşması için, ideolojik hedef, iktidarın ideoloji, Türkiye'nin değil, iktidar kendine yıllar sonra nasıl oy alabileceği bir nesil yetiştirecekse öyle bir nesil amaçlıyor. Ama Türkiye öyle bir nesille kalkınmaz. Türkiye bilimde, sanayide, teknolojide adım atarsa, üretimini, fabrikasını, tarımını bilinçli bir şekilde geliştirirse bu ülke gelişir, kalkınır, insanı da rahat eder. Ama hayır, böyle bir hedef yok. Hedef şu. Tarihte hiç olmadığı kadar bilim dışı politikalar eğitimde söz sahibi olmaya başlamıştır. Örnekleri vardır. İlkokul 2. sınıfta Arapça dersi. Karma eğitim kaldırılsın teklif ediliyor ya. Kızlarla erkekler aynı okulda okumasın. Kızlar gitsin aynı farklı okulda okusun, erkekler farklı. Hangi çağdasın? 2017 yılında bunu teklif nasıl edersin? Ve hani işçi sendikalarında nasıl işverenin işine gelen sendikayı işveren getirip de aslında hiç olmasını istiyor da işveren işine gelen sendikayı getirip karşısında fazla ücret istemeyen, işçi için fazla mücadele etmeyen sendikanın orada olmasını istediği gibi devlet de kamu da kendine karşı hakkını, hukukunu savunan değil de kendisine işte bu ilkokul 2'de Arapça dersi talep eden ya da karma eğitimin eğitim ortamından artık kaldırılıp sadece kızların ayrı, erkeklerin ayrı yerlerde eğitim yapmasını isteyen sendikaları sayıca yükseltip bak o istedi ben de verdim, karşılıklı al gülüm ver gülüm şeklinde getirmeye çalışan bir uygulama var. Bu uygulamanın vatandaşa etkisi nasıl? Bir, okullarda eğitimin özelleştirmeye kalkmasından kaynaklı eğitimin bir aileye mali anlamda yansıması çok fazlalaştı. Yani devlet parasız bilimsel eğitim sunmak yerine yaptığı eğitimin sanki karşılığını talep eder noktalara geldi. Örneğin devlet okulları özel okullara özendiriyor. Şimdi yani. Devlet okulunda 1 lira devlet o okula hani para elinden geldiğince vermemeye çalışırken özel okulda örneğin liseyi özel lisede okuyan, özel ortaokulda okuyan bir öğrenciye hatta özel üniversitede okuyan bir öğrenciye binlerce lirayı o öğrenci adına hani diyelim 15 bin liraysa neredeyse yarıya yakınını devlet öğrenci adına özel okula veriyor. Bu parayı devlet özel okula vereceğine devletin okuluna vermeli ki çünkü devletin okuluna özel okula gidemeyen veya devlet okuluna standartları iyileştirecek. Kısıtlı imkanla bütçeyle devletin okuluna giden vatandaşın çocuğuna sen bu katkıyı yap devlet olarak. Özel okula giden çocuğunu çocuğunu gönderen aile zaten ekonomik anlamda bir standardın üzerindedir. Sen hala o aileye yardım ederken öbür tarafta asgari ücretle geçinen çocuğun ailenin o çocuğu nasıl okutacağına katkı sunmuyorsun. Onun hakkını oraya veriyorsun. Evet, değil mi? Bir de şeydir yani bir ülkede özel okulların çok olması o ülkenin gelişmişliği değil geri kalmışlığıdır. Yani devletin yani kendi yani, okullarını iyileştiremiyorsa ülkede özel okullar çoksa. İyileştirmek istemiyor. Şimdi sorun o. Sorun o. Yani biraz önce anlatacağız. Sema Hanım biraz önce söyledi. Bireysel emeklilik sisteminde bile amacın şu olduğunu düşünüyorum. O bile başlı başına aslında gelecekle ilgili bir kaygı. Nedir? Bireysel işçinin sosyal güvenlik kurumu var. Memurun emekli sandığı var. Esnafın Bağkur'u var. Yani bu kurumlara prim ödeyerek emekli olma hakkınız olduğu halde siz ayrıca bireysel emekliliği özendirme amacında şunu hissediyorum. Yani inşallah yanılıyorumdur. Yani her şeyi önce reform yapıyoruz deyip de yağlandıra ballandıra kamuoyuna anlatılıyor. Sonra ortaya çıkıp geldikten sonra bu da mı olacaktı noktalarına geliyoruz. Ve BES'te de sosyal güvenlik kurumu denilen anlayışın yıllar sonra özel sektöre devredilebilmesi için şimdiden bunun altyapısının oluşturma çalışması olarak algılıyorum. Bireysel emeklilik sistemine adım atan zaten sigorta şirketleri var. Bu kadar özel şirket varken devletin bu işin içine girmesinde amacı ne olabilir? Ben de size sorayım, sizce ne olabilir? Devletin hükümeti bir araya getirenler, hükümete yani bu kadar milletvekili seçilirken, bakan seçilirken dünya bir para harcayanlar,
o paralarını da oradan alacaklardır. Yani zaten orada milletvekili olanlar, birçok özel okul olanlar, işte fabrikaları olanlar, köyü olanlar, işte o çevrenin milletvekilleri. Zaten şöyle bir şey var, işte yeni anayasaya göre 100 bin imza toplayan birisi cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Şimdi bu böyle baktığın zaman masumane bir şey. Yani bir insan ne olacak? Çıkar 100 bin tane imza toplar. Baktığın zaman o 100 bin imzanın noterde tek tek onay edilmesi lazım. 14 trilyon lira tutuyor eski parayla. Şimdi 100 bin imza topladın da o yetmiyor. Ama orası şimdi anlatılmıyor. Yani 100 bin imza toplayan birisi cumhurbaşkanı adayı olabilir. Yani partisiz de olsa. Ama şimdi 100 bin imza topladı. Onları tek tek notere yaptırdığın zaman, yani onaylattığın zaman yaklaşık işte 14 katrilyon mu ne şey, 14 trilyon mu ne şey çıkıyor. Masraf çıkıyor. Şimdi 14 trilyon harcayıp da olan bir adam gidip cumhurbaşkanı mı olacak? Yani baktığında işleri kolay gibi çıkıyor ama şeye baktığımızda, şimdi emekçiler açısından baktığımızda Sema Hanım biraz önce yani doğru şeyler getirdi işte konuşmasında. Bugün baktığınızda işte iş güvencesinin olmaması mesela. Bunu baktığında yarın bugün AK Partilisi de, MHP'lisi de, HDP'lisi de, MHP'lisi de herkes sorun, herkes çalışıyor. Yarın iş güvencesi, memurların iş güvencesi olmadığı zaman herkes yarın şeydir, yani sabah işe gelinme dediğinde bizim ülkede başbakanlara yarın işe gelme diyor, başbakan gelmiyor. Yani şimdi işçilere yarın işte veya memurlara işe gelmiyor dedi mi gelmeyecek. Yani bunun şeyi verilmeli, yani demokrasi budur. Burada sendikalara düşen, sivil toplum kuruluşlarına düşen görev buradır. Yani kendi kazanımlarını kaybetmemek anlamında mücadele etmelidir, birlikte olmalıdır. Ona yönelik de çalışma yapmalıdır diye düşünüyorum ben. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Ben Metin Hocam'ın sohbetin sırasında kadın erkek ayrımı yapılan eğitimden bahsederken aklıma birden vakıf evleri geldi. Vakıf evlerinde tacize, tecavüze uğrayan çocuklar geldi. Oradan aklıma yine kendi tecavüzcüsüyle evlendirilirse adliyelerin rahatlayacağını söyleyen yöneticiler geldi aklıma. Ya biz onlara çok girmeden bu referandumda aklıma, ne yapabiliriz? İşte yani anlatıyorum. Sonra tabii aklıma küretaj olamayan tecavüzcüsünün çocuğunu doğurmak zorunda olan kadınlar geldi. Sonra küretajın yasak olduğu geldi aklıma. Evet, çünkü o programları biz tartıştık burada. Buyurun, evet, siz devam edin. Yani küretaj yasak bugün ya da kadınların, gebe kadınların sokakta gezmesini ayıp gören bir anlayış var. Yani bunlar tartışıldı diyorsunuz ama bakın nereye getiriyor. Yani bu anlayıştır. Birbirine yani, bağlı tabii. Evet, bu anlayıştır bizi yarın sokağa çıkartmayacak olan. Kadınların İran'daki gibi sokağa çıkması ya da çarşafsız gezmesi yasak tehdidiyle ya yaşıyoruz zaten, şu anda. Seba Hanım, baktığınızda bizim meslektaşlarımız mikrofonu uzattığında, yani birisi ben ne diyorsunuz bu referanduma, ne vereceksiniz? Yani sadece ben Tayyip Erdoğan'ı seviyorum, evet vereceğim, Kılıçdaroğlu'nu seviyorum, hayır vereceğim demek bile şeydi, eğitimsizliktir. Yani içinde ne olduğunu bilmeden kişilere bağlı olaraktan gidip oy vermesi eğitimsizliktir. Yani eğitimsiz olduğumuz için de bunlar şeyde bizim üzerimize uygulanıyor. Yani biz işte bir kere Metin Hocam değindi. Yani bu herkesin sorunu. Bu bir insanlık sorunu. İnsanlık onurunu taşımak, insani değerleri taşımak bununla bağlı. Yani yoksa birisinin işte köylü olabilir, birisi işçi olabilir ama bana ne getirecek? Yani ben Ali Gültekin olarak bu referandumda bana ne getirecek? Ben oradan bakaraktan, inceleyerekten, yani bir işçiysem işçilere ne getirecek? Memursa memurlara ne getirecek? Akademisyene kadınsam, ne getirecek? Kadınlara ne getirecek diye bakarım, evet, ben de. Yani farklı olarak kadınlara ne getirecek? Yani bunları çocuklar için ne getirecek? Yani bunları şey yapmak gerekiyor, öğrenmek de gerekiyor, düşünmek tartışmak gerekiyor. Gerekiyor, konuşmak gerekiyor. O anlamda ama sessiz bir toplum var bizim toplumun içerisinde. Adam kişilere bakaraktan, siyasete bakaraktan, partisine bakaraktan evet veya hayır diyor. Yani kendisi için bir şey düşünmüyor. Ama belki 3-5 sene sonra daha önceler olduğu gibi belki bu partiler olmayacak ama kendi çocuklarıyla yaşamaya devam edecek. Yani çocukların geleceğini düşünmeden partileri düşünmek bence insanın kendisine yaptığı bir saygısızlık. Veya kendi sorunlarından soyut partileri düşünmek insanların kendisine yaptığı bir saygısızlık. Kendi sorunlarına sahiplenen parti varsa elbette gidip oralarda mücadele etmeli. Ama kendi sorunlarından soyut, işte dini duygularıyla veya işte mezhepsel duygularla veya ulusal duygularla partileri savunmak kendi yaşamından soyut olmak demektir diye düşünüyorum. Evet, şu, özellikle şu son dönemde yaşadığımız başka bir konusunda var. Hıraçlar, hocam bahsetti.
her gün konuşuyoruz, her cumartesi toplanıp eylem yapıyoruz. 98 bin mi oldu son ihraçlarla? Hı hı. 98 bin ihraçtan bahsediyoruz. Yani daha önce hakkıyla üniversitesini, eğitimini almış, sınavıyla kazanmış, gelmiş ve bu yolda çoluğunun çocuğunun ekmeğini kazanan insanlardan bahsediyoruz. Ve bu kadar insanın yargılanmadan, sorulmadan, hiçbir şekilde bir adalet zeminine yatırılmadan ihraç edilmesini ve ardından intiharlarını konuşuyoruz her gün. Bir de şey yani şimdi Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar deniliyor geçiyor ama bir bakıyorsunuz işte içinde Fethullahçı terör örgütüne karşı yıllarca mücadele etmiş işte sosyalist, devrimci, demokrat memurların, işçilerin veya akademisyenlerin de alındığı ortada. Yani baktığında işte birisi kalkmış 15 yıldır, 20 yıldır o Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele etmiş. Şimdi sen kalkıyorsun işte onun başka bir düşünceden olduğu dolayı veya muhalif bir düşünceden olduğu dolayı onu da ihraç ediyorsun. Şimdi eğer bu 97-98 bin halk diyeyim ben onlara, bizden olan insanlar hepsi Fethullahçı terör örgütüne üye ise eğer, bunların hiç siyasi ayağı yok mu? Bunların hiç milletvekili olanı yok mu? Tabii bugün mesela şeyde tartışılıyor. Yani bugün işte kamuoyunda tartışılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte şey demesi, genel başkanının kontrollü bir darbeydi demesi artık şeye çıktı. İşte tartışılan var, milletvekilinin bazı şeyleri var, milletvekillerinin söylediği. Şimdi kamuoyunda bunlar tartışılmaya başlıyor. Ama gene bir yanlış tartışılma yani baktığın zaman. Şimdi sizin gibi sivil toplum kuruluşları ihraç edilen kendi arkadaşlarını, işte işçiler, emekçiler, akademisyenler, sanatçılar, bugün yani sadece ihraçlar olmuyor. Yani sanat evleri, kültür evleri de kapandı. Gazeteler mesela kapandı, dergiler kapandı. Televizyonlar yani evrensel kapandı. Kültür gibi gerçekten farklı yani bir bakış açısı olan kapandı. Televizyonlar kapanıyor. Yani burada bunların da Fethullah'a karşı mücadele etmiş şeyler, gazeteler, televizyonlar bilmem neyler. Baktığın zaman burada bir zorluk var tabii ama şeye bakıyorsun yani hadi böyle bir sıkıntı varsa ülkede yapılan referandum yani refahı göstermeli insana. Yani bu referandum yapıldığı zaman işte biz bunlardan kurtulacağız artık öyle olacak. Aydınlık olacak işte geleceğimiz. Şimdi öyle bir şey de yok yani rüzgar da yok baktığında. Şimdi rüzgarın esebilmesi için o halin kalkması gerekiyor. Yani o hal kapsamında rüzgar da esmiyor, estiremiyorsun. Zaten ağzını açan içeride buluyor kendini. Artık cezaevlerinde yer kalmamış, yeni cezaevleri evleri yapılması planlanıyor. Yani muhalif olan, itiraz eden herkes terörist ilan ediliyor, cezaevine kapatılıyor. Dolayısıyla referandum için hayır çalışması yapmak da gerçekten çok zor. Hayır çalışması yapmak isteyen arkadaşlar pazarda dayak yiyor. Üniversite öğrencileri üniversitede şiddete maruz kalıyorlar. Sendikacı arkadaşlar panolarına afişlerimizi astıkları zaman panonun camı kırılıyor. Yani böyle bir baskı mı diyeyim, böyle bir tehdit altında referanduma gitmeye çalışıyoruz. Yani aslında bu kadar çok şey yaşanmışken bu 98 bin ihracın sadece 3 bini bize ait, bizim keskin üyesi. Düşünün diğerleri diğer sendikalara üye. Yani bizimle aslında muhalif olan grup. Dolayısıyla aslında referandumdan ne çıkacağı da aslında çok da net yani. Evet. Hayır çıkacağı, çok yüksek bir oranda hayır çıkacağını düşünüyorum ben. Metin Hocam, siz referandum bana ne getirecek dediniz? Ben de size söylüyorum, referandum çok şey getirecek. Şimdi iki başlık var. Hem başbakanı hem cumhurbaşkanını televizyonlarda görüyorsunuz, canlı yayınlarda. Onun için az görüyorsunuz. Yarın başbakanlık olmayacak. Cumhurbaşkanını daha çok göreceksin. Daha mutlu olacağız. Yani, evet. Şimdi ben şimdi eğitim sendikası olduğumuz için kendi alanımızla ilgili çok fazla konuya değinemedim. Ama bu konularla ilgili biraz detaylandırmak, uzatmak zamanımız istiyorum. Zamanımız çok. Buyur. Uzatmak istiyorum. Şöyle. Şimdi ihraçlar konusu. İhraç demekle ben şu anda açıktayım biliyorsunuz. Henüz devlette geri dönmedim. Ama ihraçta olmadım. Devletimizin hakkımızda vereceği kararı boynumuzu büküp bekliyoruz. Şimdi 98 bin kamu emekçisinin işinden atıldığı, ihraç edildiği,
bir ülkede. Diğer atılmayanlara bakalım şimdi. Yani o 100 bin diyelim, 100 bin tane kamu emekçisi atılmış. Geri kalan çalışan kişilerin özellikle de iktidara yakın ise, ben rahatım canım, ben atılmam ki. Ben garanti benim işim deyip, hani şöyle bir rahatça bakmalarından hayata ya da o atılan, ihraç olan ki o da kim bilir ne yaptı da atıldı. Bu konuya özellikle değinmek istiyorum şu anda. İzah etmek istediğim şudur. 4 tane konuyu özellikle belirtmek istiyorum. 1. Darbede bilfiil aktif olarak görev alıp bu belgelenerek ihraç edilmiş kişiyi veya o darbe anında insanların ölümüne, yaralanmasına sebebiyet vermiş kişiyi, yapan kişiyi bırakın memuriyetten ihraç etmeyi, yasadaki karşılığı olan cezasını da çekmesine taraf. Çok samimi bir şekilde. 2. Ülke güvenliğini ilgilendiren terörist faaliyetlerde bulunmak deniyor. Haklıdır. Her devlet, her kurum kendi geleceği açısından kendini korumak zorundadır. Terör faaliyetinin içerisine bizzat silahını bir şekilde alıp teröriste, terörist bir hareketle sivil vatandaşı, ne bileyim devletin kolluk gücünü, şununu bununu sırf o terörist eylemle kurşuna dizmiş veya ona meyillenmiş kişiyi ceza veriyor musun? Ver. İtiraz kimse etmiyor. 3. Biraz önce Sema Başkanım söyledi. Kamuda, okulda öğretmen olup öğrencisine çok affedersin tecavüz eden öğretmen çıktı. Küçük kızına tacizde, tecavüzde bulunan baba çıktı bu ülkede. Var, maalesef var. Bu öğretmen de olsa, kamu görevlisi de olsa görevinden men edilmeli ve cezasını çekmelidir. 3. 4. Kamuya ait mali mal varlıklarını, devlete ait olanını, devlete ait, kamuya ait olanını kendi bireysel çıkarları için kendi zimmetine geçiren, devleti soyan, hortumlayan kişinin memuriyetten atılmayı bırak, hapse atılması konusunda hiç kimsenin tereddütü yok ve burada yanlışa taraf hiçbir zaman çıkmadık. Ama bu 100 bin kişinin ihracı işin içine girince, bunların hepsi darbecidir, teröristtir, şudur budur deyip milletin içerisinde önce itibarsızlaştıracaksın, sonra da hatta bazılarına pardon efendim yanlış olmuş, şunları ben geri alıyorum bilmem diyeceksin. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Bu insanları işinden gücünden edip, toplumun gözünde itibarsızlaştırıp, maddi anlamda muhtaç duruma getirmek, ülkeyi yönetmek değildir. Ve ben kamu emekçilerine söylüyorum, iktidardan yana olsun, karşısında olsun, evet diyecek olsun, hayır diyecek olsun. Eğitimsen ve KESK iş güvencesini savunuyor. Evet, 1500 Eğitimsen üyesi ihraç edilmiştir. Ve kendi aramızda topladığımız paralarla ihraç edilen arkadaşlara 2/3 tutarında biz maaş ödüyoruz. Kendimiz dayanışmayla, Türkiye genelinde. Ama diğer sendika üyeleri kendi arkadaşlarından ihraç edilen üyelerine bizim yaptığımız desteği yapmamaktadır. Dolayısıyla sendikaları seçerken buna göre seçmeli. Bugün AKP'liyim ya da işte benim gönlüm bugünkü mevcut güçten yana bana hiçbir şey olmaz diyenlerin bir yıl, iki yıl sonra bir iktidar değişikliğinde veya iktidarın onlara yönelik ihraçlara veya baskılara başladığında Eğitimsen onların da iş güvencesini savunacaktır. Bugün ben, sen değil, tüm kamu emekçilerinin iş güvencesi olmak zorundadır. KESK ve Eğitimsen bunun güvencesidir. Dün Fethullahçı örgütlerine karşı mücadele edip bugün haksız yere şimdi, Fethullah çevresinde bile insanları Fethullah savunuldu. Gülen çevresinde de bunların hepsi darbeye otomatikman şuraya gitti diye darbecidir diye suçlamak haksızlık olur. İçinde masum insanlar da vardır. KESK'e ait 3000 kişinin eline en azından şunu dersin ki ben seni ihraç ediyorum, şu suçu işledim. Bu nedenle seni ihraç ediyorum. Yok böyle bir şey. Hiçbir ihraç olana senin suçun şurada, bunun için attım denmiyor. Akla gel kendini. Aklayıp gelen de var ama sen bir insan suçludur. Ortaya çıkıncaya kadar masumdur. Suçluluğunu anladığın an cezasını ver. Ama bana göre sen muhalifsin. Benim gibi düşünmüyorsun. Benim için aleyhimde konuşuyorsun. Sen beni karalıyorsun. O halde ben seni susturacağım. İşinden ihraç ediyorum gibi bir uygulama var.
Bu doğru değil. Devlet akla gel kendini diyemez. Yani bizim, o zaman suçunu sen söyleyeceksin devletin. Bizim, evet. Bizim derdimiz şudur. Şimdi gelelim iş güvencesiyle ilgili okullarda okul müdürlerine veya kamu kurumlarına, sadece okuldan bahsetmeyelim, hastane, postane, bütün kamu kurumlarında, kamu şeylerine memurlarınızı şikayet edin. Neyle uğraşıyor? Yani onu işten atmak için önümü açın. Hı hı. Bunun adı iş güvencesinin elimizden gitmesidir. İş güvencemiz elimizden gittiğinde bugün rahat oturan birisi yarın bir iktidar değişikliğinde rahat oturamayacaktır. Bu sefer o işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla siyaseten beğenmesen bile o insanın evinin, çoluk çocuğunun aç kalması, parasız kalması seni mutlu etmesin. Bunu tekrar şu anlamda örneklendirmek istiyorum. Akşemseddin denilen, geçmişimizde örnek aldığımız bir kişilik vardır. Bunu biz şöyle biliriz. Esnafın bir dükkanına mal almaya, satın almaya gelmiş birine, Akşemseddin birinciye gelmiş, ikincisi de aynı kişinin dükkanına gelmiş. Akşemseddin diyor ki, ben bugün siftahımı yaptım. Sen aynı ikinci müşterisin ama yandaki dükkan daha hiç siftah yapmadı. Git alışverişini ondan yap diyor. Böyle bir hoşgörü ve komşuyu sever dayanışma ruhundan, kendi sendikasında olmayıp da başka sendikasından olup da ihraç olduğuna iyi ki atıldı diyen nesle geldik biz. Bu böyle olmaz. Ben kamu emekçilerinin iş güvencesini savunmak için referandumda kesinlikle hayır demeleri gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar sırf ön yargılarla, siyaseten tercihlerle atılmış olan kamu emekçilerinin işine geri dönebilmesi için hayır denmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve her şeyden önemlisi biz referandum çalışmalarımızı nasıl yapıyoruz? Referandum da değil, sendikal çalışmalarımız. Şöyle yapalım hocam, şimdi hayırda bırakalım. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra tekrar devam ederim. Bölmüş olmayayım siz o zaman. Tamam. 7. gün kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacak. Kısa bir aradan sonra 7. gün devam ediyor. Metin Hocam sizde kalmıştık. Sizinle birlikte devam edelim isterseniz. Hayır ile ilgili biz kendi alanımızda nasıl bir çalışma yapıyoruz? Bir tane şey var. Bize mesaj gelmiş. Onu ben okuyayım. Onun üzerinden devam edin. İlhan Yıldırım arkadaşımız göndermiş. Ben bir işçiyim. Nasıl fabrikada biz işçilerin geleceği patronun iki dudağı arasındaysa, ülkenin de geleceği bir adamın iki dudağı arasında olmasın diye biz işçiler hayır diyoruz. Bir de soru sormak istiyorum. 16 Nisan'dan sonra evet çıkarsa biz işçilerin kıdem ve tazminatlarımız kaldırılıyor mu? Kıdem ve ihbar tazminatlarımız ne olacak diye sormuş. Bununla ilgili zaten biz anlatmıştık. Herhalde izleyicimiz orayı kaçırmış olabilir. Oraya tekrar değinmeden, yani biz onların bir hak gaspı olduğunu zaten açıklamıştık. Yarın işte bu kıdem tazminatlarımızın gasp edileceği diye onu zaten açıklamıştık. Ona da karşı olduğunuzu siz ikiniz de birlikte söylemiştiniz. Siz oradan devam edin. Şimdi, yani oradaki sorusu güzel. Biz işçiyiz diyor. Yarın evet. Biz burada işten atılıyoruz. Yarın ülkemizin işte Cumhurbaşkanı bir kişi olursa işte yarın bir müsteşara işe gelme, işte rektörü seni aldım, hakimi seni atadım dersen olacak diyor. Bu karmaşa nasıl çözülecek? Tabii ki bir kişinin iki dudağında bir şeyler olursa tabii ki emekçiler için bu hayrına bir durum olmaz. Sonuçta emekçi eylem yapar.
devlet kolluk güçleriyle o eylemi, hak arama mücadelesini bastırmaya çalışır. Ve evet çıkarsa kıdem tazminatının da, iş güvencesinin de, yani emekçilerin hayrına bir sonuç olacağını beklemek hayaldir. Bir kez bu budur. Yani bugüne kadar hani ne yaptıksa bundan sonra da onu yapacağız anlamı taşır ki gelinen şey hakların, hakkını arayan memurların, işçilerin, esnafların hep karşısında kolluk güçlerini bulmuştur. Burada demokratik bir ülkede karşılıklı diyalogla çözmek veya hak arayanın önünde engel çıkarmak yerine onların demokratik kendilerini daha iyi ifade edebilmesi için, haklarını arayabilmesi için önün açılması gerekmektedir. Referandumda evet bu önün kapanması anlamını taşır. Yani şey mi diyoruz hocam, şimdi, şöyle altını çizebilir miyiz? Mesela diyelim ki evet, yani hayır çıkarsa bugünkü durduğumuz yerde başlayarak, yani hayır çıktığında da her şey güllük gülistanlık olacak, işte şey değil, yapacak öyle değil. Bir şey yok. Mücadeleyle yani o zaman da mücadele edilecek. Tabii ki. Ama şimdiki hakların en azından var. Yarın bugünkü haklarımız da evetle birlikte gidiyor. Daha çok mücadele etmemiz gerekecek. Evet. Onun için kazanmış şimdi, olduğumuz haklarımızı kaybetmemek için hayır. Hayır dememiz lazım. Diyorsunuz. Şimdi bu çalışmayı biz nasıl yapıyoruz? Örneğin bir süredir okul okul gezip öğretmen arkadaşlarımıza, sadece bizim eğitim sen üyelerine değil, bir öğretmen odasındaki, bir okuldaki bütün arkadaşlara okul okul şunu anlatmaya ve basın aracılığıyla, o biraz önce Sema arkadaşımızın söylediği gibi, ihraçlarla ilgili her cumartesi oturma eylemindeki konuşmalarımızla keskin eğitim senin neden hayır dediğini herkese anlatmaya çalışıyoruz. Ama okullarla ilgili, okullarda bunu anlatırken birçok öğretmenimiz, öğretmen arkadaşımız bu konuda bize gıptayla bakıyor. Niye? Çünkü toplumda hiçbir yerde hayır duyan yok ki. Televizyonları açıyorsun, koro halinde hepsi evet. Sokaklara, belediye billboardlarına bakıyorsun, her yer evet. Bildiri, broşür dağıtan, sanki hayır yok. Ama kamuoyu yoklamalarını açıklayıp da biz şu kadar evet çıkacak diyemiyor hiç kimse. Çünkü bu kadar yandaşa, bu kadar baskıya, bu kadar hukuksuzluğa rağmen evetçilerin önü bu kadar açılırken hayırcılar hiç ağzını açıp laf edemiyor. Birçok yerlerde gözaltına alınıyor ve hareketleri kısıtlanıyor. Buna rağmen evetçiler biz yüzde şu kadar oy bekliyoruz diyemiyorlar. Niye? Çünkü evetçiler bile bu kadar yandaş, haksız şekilde evetin çok gözüne soka soka yapılmasından evetçiler bile rahatsız. İkna edemediler bu nedenle mi? Azalıyor. Evet, evet de ikna edemediler mi? Yani evet'e bir şeye ikna etmek için bu kadar göze mi sokulur? İnsana ne kazanacağı anlatılır sadece. Artık bence evet demeyi düşünen insanlar bile bu kadar yanlı tutumdan rahatsızlar ve hayra dönüyorlar. Yani ben böyle düşünüyorum. Şeyi de yadırgıyorum biraz Metin Hocam. Yani şimdi evet veya hayır için şimdi kalkıp yani şu çağda yol açılışları, köprü açılışları bilmem ne yapılması veya İşte bugün bir açılış vardı. Yarısı daha bitmiş. İlk yarı etabı açılışı. Yani bir etabında daha şimdi sonra. Ya, şimdi bunlar yani bilmiyorum yani bir referandumla ne ilgisi var? Bir yani çok, baktığında veya dini söylemlerin, ulusal söylemlerin, mezhepsel söylemlerin referandumla ne ilgisi var? Yani baktığında. Ya, çok basit şöyle söylenip duruyor. Şunlar şunlar hayır diyor. Siz de öyle misiniz? Bunlar bunlar evet diyor. Ya, yok böyle bir şey. Ben vatandaş olarak bu referandumdan sonra evet çıkarsa benim başıma ne gelir? Ben öyle bakmak zorundayım. Şimdi eğitimle alakalı okullardan birkaç örnekle bunu anlatmak istiyorum. Buyurun. Şimdi efendim, okullarda 13 Haziran 2014'te Türkiye'deki bütün okul müdürleri müdürlüğünden alındı, elinden alındı. Her görüşten müdür vardı. Her görüşten. Sadece solcu, milliyetçi, dinci, muhafazakar, her görüşten. Ama 2014'te yine AKP var. Onun yerine bütün okul müdürlerini yeniledi mülakat yöntemiyle. Hani mülakat ne anlama gelir? Mülakat yani benden misin değil misine yönelik sanki sorular. Benden değilsen sana göre vermem der gibi. Ha yok öyle değildir, mülakat iyidir diyenlere şunu soruyorum. 100 tane okul müdürünün 92-93 tanesi bir sendika üyesi ise ve bu sendika hükümete yakın bir sendika ise bu bir tesadüf müdür? O okullara, kurumlara müdür olanların hepsi bir sendikada birikirse, geri kalan gerçekten liyakat denilen olaya sahip olan, yani liyakat ya bu adam okulu çok iyi yönetir,
eğitim, öğretim konusunda uzmanlaşmış birisi, insanları idare edebilir olan ama başka bir görüşteki kişi, hiç müdür olmasın mı? Bu ülke 80 milyonsa, başka ülkelerle bir yarış halinde de kendine bir yer arıyorsa, potansiyelinin tamamını değerlendirmesi lazım. Sadece benden olanlar şuraya girsin, benden olanlar müdür olsun, benden olanlar iyi yere tayin olsun. Olmayanlar yani, ne olsun? Bilgiyle, eğitim başarısıyla olmuyor. Şimdi, sadece siyasi kimliğinden dolayı müdürlük yapılıyor diyorsunuz. Olmayanlar ne olsun? Olmayanların gücünü kullanmasam kullanmayayım. Yeter ki benimkiler bir yerlerde mevzide bulunsun. İşte okul müdürlüklerinde böyle olduğu gibi şu anda memuriyete alırken mülakat sistemi yapıyorlar biliyor musunuz? KPSS'ye giriyor vatandaş, sınavı kazanıyor, tayin olup gidiyor. Stajyerlik kalkacak, mesleğe asaleten atanacağı an mülakat devreye giriyor. Mülakatta sorulan soruları internete herkes bir baksın. Hangi okullarda, hangi memuriyette, mülakatta neler sorulmuş? Bilgiyle, alanla alakası yok. Sadece benden misin, değil misin? Onu psikolojik baskı altına alarak kendi sendikasına üye yapıp işe sokmaya çalışıyor. Böyle bir anlayış olmaz. İşte ben diyorum ki, kamu personeli olmak isteyen arkadaşlarımız, öğretmen adaylarımız, doktor adaylarımız, hemşire adaylarımız, maliyede, adliyede çalışacak arkadaşlarımız, yandaş olmayıp sırf kendi bilginizle, alnınızın teriyle, hakkınızla memur olmanın yolu hayır demekten geçiyor. Evet derseniz bu düzenin içerisindeki bu mülakat sistemine, kayırmacı şekilde kamuya personel istihdam etme sistemine boyun bükmek zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla herkesin işine girip alnını ak, boynunu bükmeden çalışabilmesi için, iş güvencesini bizzat hissetmek ve yaşayabilmek için hayır denmeli. Bu ülkede artık birilerinin adamıysan işine gir, istediğin yere tayin ol, müdür ol. Kafan çok da çalışsa, çok verimli de olsan, birinden yana değilsen işsiz kal. Böyle bir şeye evet diyorsan buyur, evet diyelim, hep beraber bunun sorunlarını yaşayalım. Ama bu hiç kimsenin çıkarına değildir. Dolayısıyla iş güvencemiz için mülakat değil, liyakat aranmalı. Liyakatlı kişiler iş başına veya memuriyete giderse ülke kazanır. Ama hep beraber kaybetmemek için, ülkenin kazanması için bir kişinin değil, bir amirin bile iki dudağı arasında olmamalıyız. Olduğumuz an var olan kazanımların hepsinin elimizden gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla biraz sonra son bölümde en azından bizim eğitim senin. Hayır deme gerekçelerini ben madde madde buraya yazdım. Onları söyleyeceğim. Tamam, şimdilik bu kadar devam olsun. Selma Hanım'dan devam edelim. Selma Hanım böyle Metin Hocam hararetli bir konuşma yaptı. Evet. Siz kendi sendikanızdan, kendi açınızdan, kendi sorunlarınızla dile getirin. İzleyicilerinizle paylaşın. Ben de şimdi anayasada yapılmak istenen değişikliklerle ilgili çarpıcı konulara değinmek istiyorum. Hani bizim hayır için açıklayacak o kadar çok sebebimiz var ki ama onların evet için Metin Hocam'ın dediği gibi öteki hayır diyor, sen de hayır mı diyeceksinden başka söyleyecek bir şeyleri yok. O yüzden biz maddelere şöyle bir göz atalım. En basiti milletvekili sayısı artırılacak deniyor. 500'e çıkacak. 600'e. 600'e. Neden? Yani neden buna ihtiyaç mı var? Şimdi onlar da şey açıklama yapıyorlar. İşte şimdi bir milletvekiline 200 bin şey işte atıyorum yani şey olaraktan insan düşüyor. Yarın onların yükünü azaltacak mı? Sanki milletvekili yarın yani bugün belki daha çok burada bir Manisalı üretici milletvekiline gidiyordu. Böyle bir sorunum var diyordu. Onlar gidip bakanlara orada önerge veriyorlardı veya bakanı Büyük Millet Meclisi'nde görüyorlardı, soruyorlardı. Ama yarın bakanlara da göremeyecekler. Milletvekilleri de bir memur olacak. Yani zaten 600'e çıkarmaların şey değil. Yani her yani şey onu zaten... Onu yapacaklarına sınıftaki öğretmenleri, şey öğrencileri, yani bir sınıfta 60 tane öğrenci var, 50 tane öğrenci var. Onları azaltma yoluna gitseler de daha iyi olur. Yani şimdi zaten her şeye tek adam karar verecekse, her şeyi tek adam yönetecekse ne gerek var 600 tane yüksek maaşlı milletvekiline ve milletvekili yaşını da 18'e çekme talebi var. Kim var 18 yaşında milletvekili olabilecek, kendi özgür
iradesini kullanan ya da kapasitesiyle siyaset yapabilecek. Bence şimdi oradan karşı çıkmamak gerekiyor da şimdi 18 yaşındakiler elbette seçilme hakkı da olsun. Ama şimdi birinci baktığınızda bizim ülkemizde şimdi 18 yaşı bizim ülkemizde liseyi bitirme dönemi. Yani liseyi bitiren bir gencin işte yüksek öğrenimine engel olup seçtirmek. İkinci bir şey zaten şimdi bu orada ben baktım bültenlerde, evet bülteninde şeyi yazıyordu işte şu ülkelerde 18 yaşında seçilme hakkı var. O ülkelerde cebinde 10 lira parası olmayan bir insan milletvekili seçilebilir. Nasıl seçilebilir? Çünkü milletvekili olmak için kampanya yürütmüyor. Orada yani bir delege olmak için ön seçim gerekiyor. İşte daha sonra il başkanı olmak için, partinin işte daha üst şeylerine çıkmak için, milletvekili olmak için hep ön seçim oluyor. Orada paraya ihtiyaç yoktur, çalışmaya ihtiyaç var. Çalıştığın zaman partinin içerisinde partiler yasasına göre. Ama senin buradaki partiler yasasına göre 18 yaşındaki yoksul bir gencin, işçi bir gencin, öğrenci bir gencin yani sermayesi olmadan, o da sermaye yani kat kat sermayesi olmadan milletvekili olması imkansız. Ve o milletvekili olan genç yani oradan karşı çıkmak ömür lazım, boyu milletvekili yaşıyor. Maaşıyla yaşayacak. Karşı çıkacak çok noktası var ki. Yani ömür boyu milletvekili maaşı almayı hak edecek acaba bir bürokratın çocuğu olmasının dışında bir şeyi var mıdır acaba? Yeterliliği ya da hani dedim ya özgür iradesini verebilecek ya da bu eğitimi almış mıdır ki milletvekili olsun ve ölene kadar milletvekili maaşını hak etsin? Yani bence oradan da bakmak gerekiyor. Ya biraz daha belki şeydir yani şimdi iktidar biraz daha güvenli insanları alması. Mesela diyelim ki şimdiki 18 yaşındaki çocuk 14 yıldır 4 yaşında AK Parti iktidarı geldiğinde 4 yaşındadır. Şimdi 18 yaşında diyelim 15 yılda 19 yaşında. Şimdi benim ideolojimle büyüyen, beni tanıyaraktan büyüyen, benim sistemim içerisinde büyüyen bir genç bana daha bağlı bir gençtir. Yani ben kadrolarımın birazını da oradan yapayım. Benim iktidarımı daha uzun vadede götürsün bu gençler diye düşünmüş olabilir. Çok iyi niyetlisiniz. Ben de oğlumu, akrabamı, yeğenimi alayım diye düşündüm oysa ki. Çünkü 18 yaşında milletvekili olacak kişiler ne benim, ne sizin, ne de Metin Hocam'ın çocuğu yok, olmayacak. Kendi ideolojisi açısından, AK Parti'nin kendi ideolojisi açısından mantıklı bence. Benim siyasetimle büyüyen, benim ideolojimle büyüyen bir genç benim partime bana daha çok bağlıdır. Bu gençlerden ben kadromu, yani iyi bir kadromu iyi yerlerde yerleştirdiğim zaman, çünkü bak 4 yaşında, AK Parti iktidara geldiğinde 4 yaşında olan bir genç bugün 19 yaşındadır. Yani Türkiye'de AK Parti ideolojisiyle büyümüştür. Yani işte parti çevrelerindeyse, dairesi falan veya partinin içerisindeyse kendi ideolojisinde. Şimdi ideolojik olarak yani AK Parti'nin bunu düşünmesi bence kendileri açısından mantıklı. Çünkü kendi ideolojisini savunacak, kendi ideolojilerine daha bağlı, kendi ideolojilerini ileride koruyacak gençlerden seçmesi mantıklı. Yani kendileri açısından. Oğlum. Devam et sen. Yasa değişikliğinin yalnızca başkanın yetkisinde olması ya da meclisi feshetme yetkisinin başkanda olması madde 11. Şimdi 500 kişiyi, 600 kişiyi seçtiniz ama madde yasa değişikliğini ya da meclisi feshetme yetkisini yine sadece başkana veriyorsunuz. Yine anlamsız yani bu 600 rakamı. İçeriğinin ne olduğu da gene çok önemli değil. Çünkü tek adam istiyorsa hepsini dağıtabiliyor. Ya da kendi kendini kanun hükmünde kararname çıkartıyor, bozuyor, oynuyor, tek başına oynayabiliyor. Yani milletvekili sayısını arttırmanın gereksizliği, hani bunun bizi götüreceği bir yer yok. Yani bize bir şey kazandırmayacak bu kadar sayının artması ve bütçemizde yok zaten o kadar milletvekiline maaş verecek kadar. O noktaya yine değinmek istiyorum. Tek başına dediğim gibi OHAL ilan edebiliyor. Yargılanması da yine bir şey, senaryo diyorum. Çünkü başkanı yargılayabilecek olan parlamentonun 13 üyesinin 6'sını başkan atıyor. Hakim ve savcılar yüksek kurulu. Meclisine çıkması için 400 tane oy gerekiyor. 400 tane oyu, yani 400 tane de milletvekili olmak için %70 şey oy alması gerekiyor Türkiye'de. Yani bir partinin 400 milletvekili olması için %70 oy alması gerekiyor. O sisteme göre de yani baktığımda. 400 milletvekilini hangi parti bulacak veya
diyelim ki iktidar partisi zaten aynı anda olacağı için partili cumhurbaşkanı olunca iktidar partisi şey yapacak zaten iktidara geldiği zaman cumhurbaşkanı da orada olacak. O yargılama sebepleri ortadan kalkıyor yani ona zaten yani, orada çok savunulacak bir şey olmadığını. Bir yanı yok zaten. Yani evet diyen siyasetçiler de savunamıyor onu zaten. Yani tamamen hani bir ya ismini hani başkanlık deniyor mu? Başka isimler vermek istiyorum aslında. Başka şeyler yakıştırmak istiyorum. Çünkü başkanlık seçimi ve parlamento seçimi aynı zamanda yapılacak. Tek seçimle gelecek. Yani hani dolayısıyla bağıra bağıra tek kişi tarafından yönetiliyor olacaksınız. Tek kişinin iktidarından söz edeceksiniz. Yine bu kişi bir siyasi partinin de üyesi olabilecek. Aynı zamanda hem siyasi partiyi idare etme işini yapacak, yönetmesini hem de ülkeyi yönetme işini zaten yargıya da girmiş oluyor. Yasaya da yürütmeye de hepsine girmiş oluyor. Yani bir anlamda dediğim gibi hani başka isimler geliyor aklıma ama başkanlık değil bu. Yani hani bir geriye dönüş mü var acaba uygulamada? Bir geriye dönüş özlemi mi var? Yani geriye dönüş derken Osmanlı'ya mı? Evet yani hani bir tek kişinin iktidarına bir... Ama Osmanlı'da da şey padişahlar da tek değil canım. Vezirleri vardı, azamları vardı, şeyleri vardı. Yarım olacak diyorsunuz. Metin Hocam. Sana benzer. Yani şimdi tek kişi Seba Hanım dedi 550 milletvekilinden 600'e çıkıyor ama başbakanına gidiyor. Başbakan daha çok maaş alıyordu. Başbakanlık köşkü vardı oradan ama masraflarımız azalacak. Ya şimdi yani bir başbakan 50 tane, başbakanın gider 50 tane milletvekilini şey yapar ya ne olacak? Gelir. Yani ekonomik açıdan bakarsanız da, siyasal açıdan, sosyal açıdan bakarsanız da referandumda evet demek için hiçbir gerekçe olmadığı gibi gelecekte kendi kendini daha sorumlu hale getiren bir ülke haline geleceğiz. Bu doğru değil. Şeyi biraz inceleyelim. Şimdi, bak mesela eğitimcisiniz ya. Böyle diyelim ki bugüne kadar AK Parti'ye oy vermiş veya şimdiki evetçi MHP'liler. Böyle sohbet ettiğin zaman o arkadaşlar ne getiriyor bir eğitim emekçisi olarak? Sizin biraz önce söylediğiniz şeyleri söylediğiniz zaman evet demek isteyen arkadaşlarınıza siz böyle sorular soruyor musunuz? Sohbet ediyor musunuz? Ne diyorlar o ya zaman? Ya şimdi herkes tabii kendi alanında. Hani nasıl siyasal partiler... Onlardan kardeşim ben işte şimdi Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın adaylığını koysa ona yine veririm ama referanduma vermek istemiyorum diyenler var, çıkıyor mu? Var, öyle var. Karşılaşıyoruz. Yani evet ben AKP'liyim. AKP'ye yani iki sene sonra hemen yine AKP'ye oy vereceğim. Ama referandum başka bir şey. Referandum başka bir şey olduğu için hayır demeyi düşünüyorum. AKP'liyim ama hayır demeyi düşünüyorum. Kişileri ben çok tanıyorum, gördüm. Şu anda işte zaten AKP de bunu bildiği için hatta MHP'li olup MHP'nin neredeyse bana göre neredeyse tamamı hayır diyecek. %80'in çünkü, üzerinde hayır. Çünkü sadece genel merkez yönetimi bu konuda evet yandaşı. Diğer kişilerin yani bu konuda ben hayırın zaten çıkacağı konusunda bir kuşkum yok. Bu kadar yandaşa ve yanlışa rağmen ben bir şeyler farklı bir yerden de bakmak buyur istiyorum. Bakınız. Bugüne kadar hayır propagandası yapıp saldırıya uğradığı için mahkemeye gidip şikayetçi olmuş kişilerin sayısına bir bakalım mı? Hayır hayır yani gitmiş bildiri dağıtıyor. Hı hı. Dağıtamazsın bu bildiriye diye saldırmış birileri. Yani bunca televizyon yayını, bunca belediye billboardları, bunca imkanlara rağmen hala karşıdakinin dağıttığı iki tane bildiriye tahammül edemeyip saldıran insanlar var bu ülkede ve yargıya gitmiş. Yalan değil bunlar. Bakılsa Türkiye genel. İki, ünlü televizyonların ünlü sunucuları ben referandumda hayır diyeceğim dediği televizyondaki bulmuş. Bir ortamda gidilen referandumun adil olduğunu kim söyleyebilir? Bunlar bile hayır demek için gerekli neden. Yani yeterince neden. Ayrıca üniversitede akademisyen Süheyl Batum. Süheyl Batum. Akademisyen ve siyasetçi. Adam akademisyenlik işinden atıldı hayır dedi diyeceği için. Üniversiteden kovuldu. Yeni bir şey bu. Siyasal partiler ya sen siyasal partilerin birçoğuna zaten kısıtlama getirildi. Açıklamalarında yer bile verilmiyor basında. Dolayısıyla eşitsiz bir propaganda süreci yaşıyoruz. Bu eşitsizliğin içerisinde buna rağmen evet eğer çok olsa
onun o kadar propagandasını yaparlar ki işte şu şirket %50 dedi, şu şirket %70 dedi der, diyemiyorlar. Çünkü yapılan yanlışları halk o kadar görüyor ki, evet'i teşvik eden siyasi iktidarın yandaşları bile evet'ten vazgeçip hayra döneliyor. Bunun onlar da farkında. Bu nedenle sonuç ve kamuoyu anketlerinin sonuçlanması konusunda sonuç bile açıklanmıyor şu anda. Biz sona doğru yaklaşıyor muyuz bilmiyorum ama... Yok, var zamanımız daha. Zamanımız var ise bizim bu eşitsizlik içerisinde artık sokakta evet'e ne kadar müsamaha ve hoşgörü var ise... Madem demokrasi var. Kamu binalarından bahsediyorum. Kamu görevlilerinden bahsediyorum. AKP tarafından 15 yıldır kamuya yerleştirilen bürokrat, yönetici takım, kamunun elitleri açısından diyorum. Birisi hayır demeye kalktığı zaman o amirin o hayırcıya baktığı ön yargıyı görüyorum. Neredeyse hayır dediğini söyleyemiyor adam. Sanki kamu binaları evet bürosu gibi. Kamu binalarından, devletten bahsediyoruz. Madem eşit koşulda bir yarış ise bırakın evet evetçiliğini, hatta şu afişimizi, şunu ben göstermek istiyorum. Önünüzde de var. Buyurun. Bu afişi kaldıran okul müdürleri var. Burada hayır, referandum için hayır değil bu aslında. İş güvencesinin kaldırılmasına hayır. Ama okul müdürü Bilal Erdoğan burada Manisa'ya gelip lise son sınıf öğrencilerine panel veriyor. Bu siyaset olmuyor. Ama okulun panosuna götürüp de bunu astığın zaman siyaset yapıyor. Yani panel vermesinin ne zararı var? Şimdi... Bir, öğrenciler bilinçlendir. Şimdi yani öğrenciler bilinçlensin de bu şekilde değil. Şimdi bu konu çok önemlidir, buna değinmemiz lazım. Buyurun. Çok önemli değil çünkü. Mi? 21 Mart günü Manisa'da, o Nevroz günü yani. Hı hı. 21 Mart günü 3 tane lise. Nihal Akçura Otelcilik Turizm Meslek Lisesi 1. Dündar Çilioğlu Anadolu Lisesi 2. Manisa İmam Hatip Lisesi 3. 3 tane okulun öğrencilerinden bir bölümü toparlanıyor ve Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ne götürülüyor. Ve öğrencilere biz seni şuraya götürüyoruz denmiyor. 4 tane sınıftan 30'ar tane öğrenci toplanıyor. Geri kalan 3 tane öğretmen sen gelmeyeceksin deniyor. Öğretmenlere, öbür öğretmenler gelmeyeceksin deniyor. Ama bir sendikanın o okuldaki temsilcisi ve sendikanın Manisa'daki yönetim kurulu üyesi 120 tane öğrenciyi alıp panele götürüyor. Yani o veliden izin almadan. Veliden izin almamış. Yasal mı? Yasal veliden mı? İzin almamış. Yasal mı yani? Şimdi çok geniş boyut, bunu anlatmam lazım. Çok önemli çünkü. Buyurun buyurun. Çok önemli. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün o 3 tane okulun müdürünü onaysız olduğu halde, onay verilmediği, öğrenci velilerine haber verilip de izin verir misiniz deyip kağıt sunulmadığı halde, imzasız halde okuldan öğrencileri, Milli Eğitim Müdürü, ilçe Milli Eğitim Müdürü'nden bahsediyorum. Okul müdürüne panele o öğrencileri getir diyor. Bu doğru mudur? Ben buradan soruyorum il Milli Eğitim Müdürü'ne, valiye, sayın valimize soruyorum. Bir okulun müdürü öğrencileri dersten çıkarıp da bu hayır paneline de götüremez. Evet'i bırakın, hayır paneline de götürülemez. Bu olmaz böyle bir şey. Eğitimi engelleyemezsin sen. Biz eğitim sen üyelerine özellikle, yok 29 Aralık grevine niye katıldın? Yok işte 21 Aralık'ta bilmem bir derse sendikanın almış olduğu karar gereği bunu yaptığı halde ve tek öğretmen kendinden menkul çünkü. Derse girmemiş, sen buna ceza veriyorsun. Hatta memuriyetten atayım diye ta Ankara'ya Yüksek Disiplin Kurulu'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ediyorsun. Ama 4 tane sınıfın öğrencilerini de alarak diğer öğretmenlerine otur, ben bu öğrencileri alıp panele götüreceğim demiyor ama. Üniversite tanıtımı yapacağım şeklinde laflar yayarak öğrencileri güya üniversite tanıtacağım diye doğru bilgi vermeden panelin olduğu yere götürüyor. Oradaki öğrenciler bakıyor ki Bilal Erdoğan paneli var. İşte evet propagandası yapılıyor. Biz dinlemek istemiyoruz deyip çıkıyorlar. Okuluna geliyorlar. Okula geri gelen çocuk İzmir Marşı söylüyor. İzmir Marşı söylerken
okuldaki eğitim sen temsilcisi veya üyelerine. Alkışlamışlar. Öğrenciler İzmir Marşı'nı söylerken alkışlamışlar. Ne büyük suç işlemişler. İzmir Marşı söyleyen öğrenciyi alkışladığı için öğretmene psikolojik baskı unsuru olmaya çalışılıyor. Öbür tarafta okulun müdürü ve o öğrencileri alıp götüren öğretmen şu anda bilmiyorum nedir, ne durumdadır. Ya soruşturma başlatıldı diye vali eğitim sen Manisa şubesi olarak biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi yazı yazarak bu izin var mıdır bu öğrencinin, öğretmenin öğrencileri alıp oraya götürmeye izni var mıdır? Öğrenci velilerin şeyi var mıdır dedik. Ya da eğer izinsiz gittilerse ne yaptınız? Bir soruşturma açtınız mı diye bir yazılı belgeyle soru sorduk biz. Bekliyoruz hala cevabını. Şimdi söylemek istediğimiz şudur. İşte bu şekilde sırf referandum var, seçim var diye okullardaki öğrencileri bile birilerinin emrine amade etmek üzere görevlendirilen anlayışa hayır denmez de ne denir? Buna hayır denmeyecek. Evet paneline de götüremezsin. Hayır paneline de götüremezsin. Çünkü o baba hele hele 12. sınıfa gelmiş çocuğunu üniversite kazansın diye o heyecanla gönderirken sen derslerin hepsini birden lağvediyorsun. Kendi siyasetine göre o öğrencileri bir de son sınıf öğrencisi. Oy verme yaşında olan var onların. Gidip o paneli dinlettirerek referandumda kendince öğrenciye propaganda yapıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu uygulama bile başlı başına hayır demek için bir nedendir. Ama orada evet propagandası mı yapıldı? Evet. Şimdi panel şöyle. Başka bir panel olabilir. Panel şöyle. Yeni nesil ve anayasa. Panelin adı bu. Hı. Yeni nesil ve anayasa. Yeni nesil ve anayasa oradaki görüntüleri basından, o günkü milli eğitim görevlilerinden, valilikten alabiliriz. Sayın Bilal Erdoğan'ın o günkü konuşmalarının çok büyük bir bölümü anayasa tanımlamasından öte muhalefetin ne söylediği ve onlara hakaretle geçmiş bir konuşma olduğunu duyuyoruz. Ve öğrencilerden de bunu duyuyoruz. Şimdi böyle bir yere siyasetin kol kanat gerdiği bir yere öğrenciyi götüremezsin arkadaş. Bu doğru değildir. Dolayısıyla ben bunun sadece Manisa'da bu. Başka illerde bundan daha fazla örnek var. Her gün açın gazeteleri ama yandaş olan basını değil, haberi haber gibi veren gazeteleri açın bakın. Her ilde eğitim yuvalarını siyasete nasıl alet edildiğinin haberleriyle doludur. O eğitim yuvalarının hani özerk ve siyasetten bağımsız sadece bilim yuvası olması için evet denmemesi gerekir. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla Manisa'da olduğumuz için en yakın olay o panel olduğu için Manisa'dan örnek verelim. Bu anlayış evetten sonra daha da pervasızlaşacak. Eğitim hakkını çocuklarından elinden alıp siyasete daha fazla alet edecekler endişesi taşıyorum. Bu nedenle evet demeyi düşünenler de bu doğrudur diyorsa evet desin. Diyorum. Şimdi zaten Sema Hanım şöyle baktığınızda yani biraz önce Metin Hocam şey yaptı yani biz özel okulları işte şimdiki devlet okullarını çalışma koşullarını öğrencilerin işte eğitim şartlarını üniversiteli öğrencilerin lise öğrencilerin vesaire. Yani şimdi evet çıktığında bu referandum sonrası yani yoksul olan yani bir AK Partili'nin diyelim ki işte Manisa'nın bilmem Sancaklı Bozköy'ünde oturan veya işte Yunt Dağları'nın bir köyünde oturan yani evet diyecek bir AK Partili'nin kaderini ne değiştirecek? Yani yoksulluğu şey yapacak mı? Yani birden zenginleşecek mi? Yaşam koşulları mı değişecek? Çalışma koşulları mı değişecek? Ürettiği mal daha mı çok para edecek? Yani ne yapacak? Ne değişecek? Yani evet insanlar dersin. Niye? Yani evet derse ne değişecek diyorum veya hayır derse ne değişecek? Şimdi AKP iktidarının siyasette işlediği bir teknik var. Subliminal mesaj diyoruz. Yani bilinç dışına mesaj. Yani siz eğer billboardlara yapmadığınız halde sağlıkta sistemi çok güzel yaptık derseniz ya da eğitim sistemini bu şekilde yaptık çok da güzel oldu derseniz ya da evet diyeceksin demokrasi gelecek derseniz
bir şekilde onun bilinç dışına bunu yerleştirirsiniz. Yani demokrasi gelecek demek bugün demokrasinin olmadığı anlamına gelir zaten. Yok muymuş yani? Yok muymuş yani? Yani orada da bir şimdi, tezat var. Tabii ama o işte bilinç dışına işlenen mesajlar. Siz de işleyin oraları onların işlediği yerde. Siz de aynı sistemde propaganda yapın. Şimdi reklam ve billboardlar parayla tutuluyor ve de izin almak gerekiyor. Evet, biz doğru şeyler söylemek istiyoruz. Aynı tekniği evet yapmak gerekir, bence de yapmak gerekir. Çünkü insanlar dediğim gibi aslında hür iradeleriyle seçim yaptıklarını zannetseler bile aslında bilinç dışında aileden veya kendisine yakın gördüğü çevreden aldığı onay gördüğü şeyleri tercih eder. Yani aslında o onun hür iradesi değildir. Yani zaten bak bizim ülkemizde yani bugün Türkiye'de yapılan şey seçim propagandalar gerçekten çağ dışı bir propaganda. Yani işte bayraklar, yollara bayrak açaraktan, araç konvoyları yaparaktan, şeylerinden bilmem ne demek bağıraraktan. Yani veya işte yani onun dışında hadi bunlar şeydir, çevre kirliliğidir, görüntü kirliliğidir, bilmem milli gelirin yok olmasıdır vesaire. Ama onun üzerinde de yine yani şeydir, bundan kaç yıl önce Diyarbakır'da işte Kürtçe Kur'an göstereceksin, sonra tek bayrak, tek millet bilmem ne diyeceksin. İşte işine gelecek Şeyh Said'in şeyini asacaksın, evet yani işte Fatiha okumuş, daha önce işte İngiliz ajanıdır bilmem nedir diyeceksin. Ondan sonra başka bir şey diyeceksin. Yani seçimde ne söylersen şeydir diye yani böyle o karışık şey yani insan içinden çıkamıyor bir baksanız yani hangi mantık bunlar yani bir gün içerisinde yani bir Diyarbakır'da siyasilere bakın Diyarbakır'da konuşma yapıyor ikinci günü gelip Rize'de konuşma yaptığında çok farklı söylemler sanki iki kişi gibi orada dün başka kişiydin uçağına geldiğinde bir saat sonra sanki orada başka kişiydin yani siyasiler bunu yapıyor her bu şu anki mecliste olan siyasi partiler, yani CHP'nin de zaman zaman yaptığı oluyor, ulusalcı söylemlerinden şey yaptığı veya işte bir yerde laik söylemlerinden ortaya çıkarken bir yerde muhafazakar söylemlerinden veya AK Parti işte barış sürecinden aldığı o şeylerle işte çalışmalarına Kürtlerin sempatisini bugün de kullanaraktan farklı şeyler yapıyor. Yani bunu aslında siyaset alet edilmeden daha net bir şey yapması gerekir ama siz orada doğrusunuz o algıyı billboardlara direkten veya söylemlerle insanların beynine koyuyorlar. Yani insanlar da sorgulamıyor. Çünkü insanlar kendisine yakın olanı, kendisine benzeyeni benimserler. Gidip dediğiniz gibi Güneydoğu'da Kürtçe afişlerle işte evet diyorum diyorsunuz. Karadeniz'e gidip farklı konuşuyorsunuz. Sonra ben Alevi Mahallesi'nde büyüdüm diyorsunuz. Yani herkese ben sizdenim, ben size yakınım deyip sempatilerini toplamaya çalışıyorsunuz. Ama hani bu biraz da aslında halkın zekasını küçümsemek demek oluyor. Yani Türk halkı zannettiğiniz kadar nasıl diyeyim basit değil. Biz bundan 20 sene öncesinde hiç bitmeyen kavgalara, parti kavgalarına şahit olmuş insanlarız. Tek bir seçimle hepsi silindi. Ya biraz önce onu diyecektim. Yani biz yani insanlar, memurlar gördüler yani o sürgünleri. Yani İzmir'den sürgün edilip yani Malatya'ya sürgün edilirken Afyon'dan geri alındın. İşte başka bir hükümet değişti MC döneminde. Metin Hocam belki hatırlar bilmiyorum. Yani 12 Eylül öncesi MC evet. Hükümetleri döneminde. Bu tür şeyler yaşandı ama yani zor yaşanmadıkça mücadele de olmuyor. Yani evet. İnsanlar onun mücadelesini verecekler. Herkes kendi ne layık olanı veya kendi insanlık onuruna layık olanı edecekler. Ama kimileri buna duyarsız kalır. İşte o insanlıktan çıkarak yaşamaya çalışır. Kimileri o zavallıca yaşamaya çalışır. Kendi onuruna sahip çıkmayaraktan. Kimleri de mücadeledir yaşar. Yani burada zaten şu anki evet hayır da yani şeyler cepheler belli olmuş zaten. Şu partiler işte hayra çalışıyor, bu partiler evete çalışıyor. Zaten İktidar Partisi'nin ilk zamanlarda o çıkışı hayır diyecekler teröristtir çıkışını biraz daha geri adım attılar, geri alaraktan. Hatta iki gün önce Cumhurbaşkanı şey demişti, evet diyen de bu ülkenin vatandaşıdır, hayır diyen de bu ülkenin vatandaşıdır. Veya Diyarbakır konuşmasında Kürt meselesinin o barış sürecine sanki bir sinyal gönderir gibi tekrar başlayabilir, görüşülebilir, bilmem ne yapabilir şeyleri yani yorumları çıktı.
kamuoyunda veya şeyde medyada. Yani böyle bir şey de var. Yani benim demek istediğim şimdi yani bunu irdelemeyen, sorgulamayan toplum da biraz şeyde yani kafası karışık. Yani ne diyor? Yani bir saat önce böyle dedi siyasi partinin bir genel başkanı veya işte cumhurbaşkanımız buraya geldi bir saat sonra başka bir şey diyor. Yani böyle de bir algı var insanlarda. İşte şey çok zor. Yani 1400 lira asgari ücretin ücret da. Rakamı. Şeyden mi geçelim Metin makarnaya hocam? Makarnaya muhtaç bu insanlar. Yani siz eğer seçim propagandanızı makarna ve kömür dağıtma üzerinde yaparsanız 1400 lirayla geçinmeye çalışan yani insan o şeydir, makarnaya kendi fit olur. Yoksulluğunu teşhir etmektir. Yani o şimdi bir tarafta şeyde sahnede konuşma yaparken veya kitlelere istasyon çekerken zenginlikten gelişmişlikten bahsedeceksin. Sen orada konuşurken meydanda gecekondu bölgelerinde kömür makarna dağıtılacak. Bu şeydir, acıdır. Yani utançtır bence. Çünkü sen kendi yoksullarını teşhir ediyorsun. Yani bir tarafta gelişmişlik varsa niye o zaman muhtaç olsunlar? Muhtaç yani onu hangi parti yaparsa yapsın. Mesela ben daha önce de yazılar yazmıştım. O konuda tartışmalar da yaptım. O Ramazanlarda kurulan o çadırları bile ben utanç çadırıdır dedim. Yoksulları çadırın önüne düzüp orada teşhir etmene, televizyonları, gazeteleri çağırıp reklam yapmanın da utanç olduğunu yani bizim şeyde. Evet Metin hocam. Böyle son 10 dakikamız kaldı. Ona göre de şeylerinizi alalım. Tamam. Görüşlerinizi. Şimdi son cümleyi not aldım ama sonuçta biz kamu emekçisiyiz ve eğitim sendikasıyız. Bu anlamda bizim genel merkezimizce biz bu referandumda hayır oyu kullanacağız ve bütün kamu emekçilerini de sadece eğitim sen üyelerini değil, bütün çalışan kamu emekçilerini, fabrikada çalışan, emeğiyle geçinenleri hayır demeye de davet ediyoruz. Neden? Kendi haklarının gitmemesi için davet ediyoruz. İşte eğitimde iktidarın dünya görüşüne göre düzenlenmesine ve çocuklarımızın geleceğinin ipotek altına alınmasına biz hayır diyeceğiz. Her türlü tekçi, ırkçı, mezhepçi ve cins ayrımcı politikaya biz hayır diyoruz. Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve ana dilde eğitim karşıtlarına biz hayır diyoruz. Eğitim kurumlarının açık cezaevine dönüştürülmesine, okulların ve üniversitelerin kışla gibi yönetilmesine biz hayır diyoruz. Devlet eliyle eğitimi dinselleştirme adımlarına, Milli Eğitim'in Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere her türlü dini vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollere biz hayır diyoruz. Üniversitelerin iktidarın arka bahçesi haline gelmesine hayır diyoruz. Eğitimin paralı hale gelmesine hayır diyoruz. Eğitim müfredatını bilimsel ve pedagojik olmaktan çok siyasal ve ideolojik bir yaklaşımla oluşturmak isteyenlere hayır diyoruz. Sözleşmeli personeli dayatıp memuriyeti ortadan kaldırma anlayışına hayır diyoruz. Ataması yapılmayan 300 bini aşkın işsiz öğretmen olmasına rağmen öğretmenin açıklarını hala ücretli öğretmen bularak istihdam etmek yoluyla çalışma sistemine hayır diyoruz. Eğitim yöneticilerinin siyasi referanslara ve yandaş sendikalara üye olanların yönetici yapılması anlayışına hayır diyoruz. Siyasi kadrolaşmaya, partizan atamalara hayır diyoruz. En temel sendikal haklarını kullanarak dünyanın her yerinde özgürce eylem yapan, grev yapan, fikirlerini söyleyen, grev bir haktır. Fabrikada da haktır, kamuda da haktır, her yerde haktır. Bu hakkı kullanan kişileri sen yasa dışı bilmem ne yaptın diye sendika genel merkezi karar aldığı halde bu eylemleri yapan kamu emekçilerini suç işlediniz diye ihraç etmeye, özgürlüğünü kullandı diye elindeki tek silahı olan kamu emekçisinin gücünü korumak için grev hakkını, eylem hakkını yasaklamaya hayır diyoruz. İşimize, ekmeğimize ve geleceğimize göz koyanlara biz hayır diyoruz. O hale KHK'lara ve hukuksuz ihraçlara biz hayır diyoruz. Ve diyoruz ki
Son cümlelerimi söylüyorum artık. O zamanımız var ya, şey yapma. Sen daha açtın yarayı, sen saramazsın diye bir türkü vardır Türkçe'de. Şarkı vardır. Sen açtın yarayı. Şu andaki kamuda, devlet sektöründe, özel sektörde. Sesin güzel aradığını şimdi söyle, dinleyelim ya, böyle güzel. Bu kadar sorunun yaratılmasına neden olacaksın. Sonra da ben hiçbir şeyde suçlu değilim, başkaları suçlu diyeceksin. Yani AKP'nin veya evetçilerin şu anda evet propagandasını seyrederken ben şaşkınım. Küçük dilimi yutacağım. Sanki bu ülkeyi AKP yönetmiyor da muhalefet yönetiyor. Şöyle yapacağım. E sen yönetiyorsun 15 senedir, niye yapmadın? Ama işte, yapamıyorum diyor. Çift şimdi, başlık var, ondan yapamadım. Çift eğer başbakanla cumhurbaşkanları birbiriyle tezat düşüyorsa bunun tek çıkış yolu başkanlık sistemi midir? İngiltere'de kraliçe vardır. Ama İngiltere başbakanı da vardır. Fransa devlet başkanı vardır. İspanya kralı vardır. İspanya başbakanı vardır. İki başlılığı önlemek istiyorsan o zaman hani cumhurbaşkanı olmazsın da başbakan olursun. Cumhurbaşkanı orada sadece onay makamıdır. Hiçbir şeye yetkisi yoktur. Geleni onaylar, imzalar. İngiltere kraliçe de size böyledir. İspanya kralı da böyledir. Yetki hükümettedir, parlamentodadır. Parlamento yasayı yapar, icraatını yapar. Kral veya cumhurbaşkanı veya başkan orada sadece bunu onaylar veya semboliktir. İki başlılık olmasın, o zaman başbakan devam etsin. Başbakanlığa geliniz, başbakanlıkta devam ediniz. Tek yetkisiz olun. İlla ki bir şeyi kaldırmak mıdır? Burada şunu söylemek istiyorum ben. Bunlar hepsi işin detayıdır. Bu ülkeyi 15 yıldır yöneten AKP'dir. 15 yıldır bu ülkeyi CHP yönetmiyor. Bu ülkeyi HDP yönetmiyor. Bu ülkeyi KESK yönetmiyor. Bu ülkeyi işçi sendikaları da yönetmiyor. Bu ülkeyi PKK da yönetmiyor. Bu ülkeyi Avrupa da yönetmiyor. Siz yönetiyorsunuz. Yönettiğiniz ülkede hala ben şunu yapacağım, şunu yapacağım. İnandırıcı iseniz. Yapamadıklarını yapacağım. Yani neyi yapamadınız da bugüne kadar örneğin 15 yıldır şunları yapacaktım. Yapamadım. Başkanlık sistemi olsaydı yapardım. Bundan sonra yaparım. Ne yapılabilir? Yani 15 yıldır yapamadığın neyi bundan sonra yapacaksın? Ya bunu sormak lazım. Tarımı güçlendirecek, hayvancılığı güçlendirecek, belki milli sanayiyi güçlendirecek, belki sendikal hakları verecek, demokrasiyi güçlendirecek. Şu anda güçlendirmek için başkanlık sistemi olmayıp şu andaki mevcut hükümet, mevcut yasalar, parlamenter sistem içerisinde bunları yapmaya çalışırsanız birileri hayır bunu yapma, Türkiye geride kalsın, Türkiye çağın dışında kalsın mı diyecek. Herkes bu ülkede muhalefetiyle, sendikasıyla, işçisiyle, memuruyla, köylüsüyle siyasi iktidarın yaptığı doğruların yanındadır. Ben AKP'nin yaptığı, şu olumluluğu da konuşmam lazım, görmem lazım. Mesela iyi yaptığı şey de vardır. Okullarda, ilkokul, ortaokul, lisede bütün öğrencilere devlet kitap veriyor şu anda. Okullar açıldığında hepsine ama ilkokuldan liseye kadar bütün kitapları veriyor. Bu güzel bir şey. Evet. Alkışladık. Yapılan doğrulara niye yanlış yapıyorsun demiyoruz. Ama sen ben bir şeyleri yapmak istiyorum diyorsun. Sanki bu ülkeyi başkası yönetiyor da sanki ilk defa iktidara geleceğim. Ben bunu geldikten sonra yapacağım. Böyle bir şey yok. Sensin 15 yıldır bu ülkeyi, bu beğenmediğin haldeyse bu ülke, bu hale getiren sensin. Sen ama, çözemezsin. Ama bu nedenle hayır diyoruz. Başbakan diyor ki biz iktidar olduk, Ankara'ya geldik diyor. Birileri çıktı diyor, bize iktidar ortağıyız dedi diyor. Tanımadığımız adamlar, hiç görmediğimiz adamlar geldiler diyor karşımıza. Biz Ankara'da sizin iktidar ortağınız dediler diyor. O vesaretimizi ortadan kaldıracağız diyor. Kaldırıyoruz diyor. Ben Sayın Başbakan'ın, hükümetin ne söylediğine bakmadım. 15 yıldır bu ülkeyi yönetenin bir siyasi partisi var. O siyasi parti genel başkan olarak başbakanımı değiştireceğim. Cumhurbaşkanım benim genel başkanım olsun ve devam edeyim demeye çalışıyor. Dolayısıyla bu tek adam,
tek kişinin söylediklerini, düşündüklerini hayat buldurması anlamı taşır. 80 milyon kişinin kaderinin bir kişinin iki dudağı arasından çıkmasını doğru olmadığını düşünüyorum. Ve Mert Eğitim Hocam, Senle KESK de bunu böyle düşünüyor. Bu nedenle biz hayır diyoruz ve hayır diyeceğiz. Toparlayın. Biraz da Sema Hanım'a bir 5 dakikada ona şey verelim. Son söyleyecekleriniz şeyler varsa bugün için son. Ben bugün için son söylediğimi son olarak şunu söyledim. Biraz önceki söylediğim son sözlerimdi benim. Tamam, teşekkür ederim. Bizler bu ülkede 80 milyonun kaderinin tek kişinin dudağına bırakılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu kadar. Bu nedenle de hayır diyeceğiz. Buyurun Sema Hocam, sizden de toparlayın. Ben de sendikamızın hazırlamış olduğu bildiri üzerindeki hayırları hemen dile getirmek istiyorum. Demokrasinin tüm ilke birikim ve mirasına sahip çıkmak için, faşizme ve diktatörlüğe geçit vermemek için hayır diyoruz. Çalışma hayatındaki tüm parçalanmışlıkların ortadan kaldırılmasına karşı eşitlik ve adalet için hayır diyoruz. Irkçılığa, şövenizme ve tekçi anlayışa karşı halkların eşitliği ve bütün renkleriyle bir arada yaşaması için hayır diyoruz. Emek, barış, demokrasi ve insan hakları için hayır diyoruz. Sendikal hak ve özgürlüklerin tasfiyesine karşı durmak, örgütlü mücadeleden yana tavır almak, güvenceli iş, insanca yaşam için hayır diyoruz. Herkese eşit ücret, eşit, ücretsiz, nitelikli ve ana dilde sağlık hakkı için hayır diyoruz. Cinsiyet ayrımcılığına, şiddete, tacize, tecavüze, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarlarının meşrulaştırılmasına karşı emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz ve çocuklarımızın geleceği için hayır diyoruz. Halkın sağlığı için tek adam diktatörlüğüne hayır diyoruz. Başkanlık sistemi sağlık için zararlıdır. Bildirimiz de bu yönde hazırlanmıştır. Teşekkür ediyorum. Metin Hocam, teşekkür ederim katıldığınız için. Bizler teşekkür ederiz. Sema Başkanı, size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Burada geldiniz. Bir sendika temsilciler olarak da neden hayır dediniz, nedenlerini açıkladınız. Bizim de size her zaman burada stüdyomuz açık. Tekrar ileriki dönemlerde konuk edeceğiz. Hayır da çıksa, evet de çıksa onu değerlendireceğiz diye. Şimdiden söz alalım. Size teşekkür ediyoruz. Evet, bugün 7. günün sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla birlikte olacağız. Hoşça kalın. We'll be right back.